ben anladım. Gülü gülü dansı. Dün, dün, dün dedin ya gibi geliyor diye. Dün dip ses geliyordu abi. Ben balık diye bir teşbih yaptım hatırlamıyorum lan sesine dair. Evet hiç hiç demedin öyle bir şey. <laughs> Ama ya yani... <laughs> yayını verdim mi? Evet tamam iyi ki söyledim. Bir şey söyleyecektim. Çok iyi bir esprim <laughs> vardı. <gülüyor> Son anda yapmadım. İyi ki sormuşum Bak, bunu. Ama bu yayın tecrübesidir Tancan. Evet, yani evet. influencer'a es, ya, espri yapmadan önce arkadaşına bir sordun yayında evet, biz evet. diye. <laughs> <laughs> Güntekin gibi yapmadım yani. Evet. Gün. Hoş geldin Ceron. Tek bir anı geliyor. Ahmet Mithat hmm. Demircan'ın yayında mıydı? Hep o. Hep o. Benim aklıma da şey geliyor hep. Eee mi lan? az önce Tancı'nın referans verdiğim. Evet. Bitiremediniz mi lan? Gidemediniz <laughs> mi lan? Çok geri tatlıydı aldı, o da. Geri aldı güzel. Canlı yayın Geri al geri al geri al. <laughs> benim sesim şey bir vardı. Geldi. Bu ne benim sesim Ha az. Sinan Engin az, kaldı küfür ediyormuş böyle. İki metrelik sol bek mi olur ama falan yapmış. Şey bir de aa öyle yut, küfür yutmadı. Gökber e Özden şey vardı. Evet, Nobre evet. ikili mücadelede <laughs> <Şimdi>, ama falan. <laughs> Sonra o yutma çok iyi. Ama o falan. Ses falan aynen. <laughs> Şu anda uh, düzelmiş olmalı. Tamam düzeldi evet. Emre 10 avro fırlatmış bize. Teşekkürler Emreciğim. Hello. Çok oh. teşekkürler Emre. Evet, e, bugün e, şeyiz, ne derler, böyle üçümüz varız, e, şey yapacağız. ne Hiçbir şey yapacağız ne yapacağız ne yapıyorsunuz oğlum? Ne yapacağız lan, ne yapıyorsunuz Mükemmel bir giriş bence bu. Ben pizza söyledim Yedim abi az önce, ee, hoş geldin Gökü ben. Ee, onun dışında camış gibi futbol menajer oynuyorum arkadaşlar, inanılmaz aklınız çıkar yani. Ya abi bu aralar çok fazla futbol menajer oynayan insan görüyorum yayınlarda da bunun erkekler arasında bir dönemi mi var böyle? Dönemi yoktur lan. Hep oynanıyor abi. Sen şu an dikkat etmişsindir. Hep oynanır. Bir de çünkü kanka çok iyi yayın oyunu biliyor musun? Ben e, e, Boğaç oynarken Boğaç'ın fm'lerini izliyordum. Şey ya çünkü abi ııı e, e, ya bir Satisfactory izlemekle aynı kafa aslında. Bir şey inşa ediyorsun. Ya da Minecraft yayını izlemekle. Yani her bölüm geliyorsun hikaye biraz daha ilerlemiş oluyor. Her bölüm geliyorsun hikaye bir... ve tamamen kendiliğinden gelişen bir hikaye. Yani bir oyunun hikayesi değil. Geliyorsun abi bakmışsın işte küme üçüncü ligdeki takım ikinci lige çıkartmış. Ha işte bir, bir sonraki yerine geliyorsun birinci lige çıkartmış falan. Allah, 10 sene önce yayıncı olsaydım sabah akşam oynardım ya şimdi niye, niye o, oynamıyor? Şimdi de oynayan Primus hoş geldin bu arada. Oynayabilirsin abi, şimdi. Hoş geldin ne ya. Üşeniyorum. Seyirciden üşeniyorum biraz. Çok kafa ütülerlerse diye. Şöyle o yap böyle yap uzaklaştığım falan. uzaklaştığım için rahat. Yok yok ona takılmam ya. Onu hallederiz de. Bir dakika sonra abi Galatasaray Fener falan gelir. Ben orada gerilirim sonra. Sinir, sinir harbi olur. <laughs> abi hiç Türkiye'ye bulaşmayacağım. Ben şey diye işsiz başlatıyorum genelde FM'lerde. Bu oyunumda Yürgen Hauptbahnhof diye bir Alman e, tek direktör yaptım abi hı hı. E, yeni böyle futbolu bırakmış falan Hauptbahnhof da bu arada merkez tren istasyonu demek benim Almanca da e, çok sevdiğim bir kelimedir Hauptbahnhof <laughs> <laughs> aynen e, işsiz başlattı böyle şu an 2026'da mıyız 2027'de miyiz neyiz abi bir şekilde dört takım falan çalıştırdım böyle bir canım sıkılıyor istifa ediyorum bir, en son Wolfsburg'daydım Soyunma odası bir kaybettim oğlum. Böyle bir yani böyle bir şey olmadı. <laughs> bir tane dağlayarak bir tane 26 yaşında bir çocuk var. Yedek stoper. Bana geldi dedi ki ben niye oynamıyorum? Ben dedim ki oğlum yani yani <laughs> kusura bakma abi, ben ben bu yatırımı geri almak zorundayım herhalde. 40 milyon euro harcadık stopere. İyi de oynuyor yani. Sen vaktini bekle kupada mupada oynatırım. Yok abi ben oynayacağım dedi. Dedim oğlum ne oynayacağım manyak mısın? Yok yani önünde adam var. Sen yedeksin, yedek stopersin. Olmaz abi çok canım sıkıldı. Bana davranışından memnun kalmadım falan diye. Sonra Ses. abi iki tane takım <laughs> arkadaşı geldi bana dedi ki, ya bu çocuğa yanlış yaptı düşüyor. Dedim manyak mısınız deseniz oğlum yani şimdi o, bu takım arkadaşının hakkını soruyorsun. Onun yerine oynatmayacağım adamın hakkını niye savunmuyorsun? Yok abi bence yanlış yaptı. Gittiler. Sonra kaptanlar geldi. Abicim bak bu işi süreci iyi yönetemiyorsun falan. O arada Yaşma. basın soruyor bir anda böyle gazeteciler falan kapıma dayandı. Abi bu adamı niye oynatmıyorsun? Peki bu kişi işte, ne, ne, düşünüyorsun bu kavga ile alakalı? Herif gitmiş röportaj verdi falan. Abi yemin ediyorum, 10 gün içerisinde bütün soyunma odasındaki harmoni, dostluk, kardeşlik kopmaya gitti. <laughs> Herkes bana cephe aldı. Ee, kimse böyle oynamıyor topunu falan. Ben de biz bastım istifayı çıktım dedim yeter artık. <laughs> Mustafa Ata <laughs> hoş iyiymiş. geldiniz. Çok teşekkürler. Ee, Jonah Fritz Abi. de 3 oy atmış. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Ben de şey yapayım diye düşündüm biraz be da. de böyle tuhaf formalar varmış. İşte Darmstadt forması falan da var böyle alakasız. 3. lig, 5. lig takım formaları falan. Böyle dipten takım alıp başlamalı. Kimse de zaten bir bok bilmez orada. Aynen. <laughs> Topçuları da tanımıyoruz zaten falan diye öyle bir gireriz belki. Çok iyi oluyor lan öyle. Çünkü bir de o zaman böyle hmm. çöpten yani oradaki oyuncularla çok büyük şey yapıyorsun abi. Duygusal bağ kuruyorsun. Şey, evet, evet. Böyle yani e, finishingi 9 adam bir anda böyle son dakika gol atıyor diyorsun ki seni asla unutmayacağım Yürgen hani sen benim çocuğumsun artık bu saatten sonra. <laughs> Hoş geldin olur belki. Hoş geldin. Ya yani ben şeyi bilsem ne derler futbol bilsem herhalde böyle e, benim yapacağım şey klasik e, Feriköy Spor falan gibi takımları alıp öncedeki çıkartmak olurdu herhalde. Evet bu Boğaç öyle yapıyor mesela. Ee, Öyle eğlenceli. Yoksa Real Madrid Aynen. alıp şey yapmak çok iyi değil. Vagabond hoş geldin. Ya bir noktada eski CMFM'lerde şey kendine challenge yaratmaya başlıyordun zaten. işte güçlü takım da alıyordun mesela ama işte güçlü takımda bilmem neyi oynatmadan yok bilmem ne taktiğiyle şu kadar yapacağım. gol <laughs> ee, yemeden kaç maç dayanacağım falan onlara kasıyordum çok yaşadım. Hep evet, beraber. Ee, bir tane FM e, çocuk gördüm şeye kasıyormuş abi ya seneler ilerlemiş artık hani bütün oyuncular fake. Gerçek oyuncuların hepsi emekli olmuş. Norveç'ten bir takımla oynuyor herif. Unuttum adını. Diyelim ki Rosenborg. Rosenborg'un bütün kadrosunu Norveçlilerden oluşturacak. O, kadroyu aynı zamanda Norveç'in bir takımla oyuncu yapıyor. Aynı kadroyu da Norveç'te de Dünya Kupası kazanacak. Bu fantezi oynuyor <laughs> herif. Mükemmel işte. Bu challenge'lar süper oluyor aynen. <laughs> 2001 Türkiye gibi bir şey işte. 2002 falan. <laughs> Hı -hı. zaten genelde öyle çok başarılı bir takım böyle bir takımdan kurgulanmış falan oluyor yani böyle bazı dönemler oluyor. Onun ekstremine koşuyormuş abi. Basket Logo oyunlarında gibi. niye böyle FM gibi bir dalga yok? Hı -hı. Beceremiyorlar çünkü. Hı -hı. Gibi yapıyorlar. E niye? Ya mi? bir orada ne bence ne var ya. Ya, ya kan... şey... <laughs> söyle söyle sen. Ya temelde benim anladığım hani e... Dışarıdan hem teknik olarak anladım, hem bilgim dahilinde anladım. Yani olabilecek şeyleri saha içerisinde kodlayabilmem biraz daha karışık ve zor. Bir de tabii CMFM döngüsünün yani 90'lardan beri çok birikmiş bir database'i, bir oyunun öğrenme süreci falan da var. Öyle bir süreç de olmadı basketbol oyunlarında. Yeah. Yani onda ekmeğini yemiyorlar. Yo, yapmadılar yani, para da kazandırmıyor muhtemelen. Ama bak Çünkü şey de yok, terif falan da pahalı. Bak chatten yazdılar da Formula 1'in evet bir tane F1 menajer diye bir şey geliyormuş. Çok da millet hype'lı. Dünyanın, dünyanın en kolay menajerlik oyunu lan F1 menajerliği yapmak teknik olarak. Öyle mi? E, tabii. Ben anlamıyorum Yoksa, ki. yani araba, o bana, Yol var araba var. Değişkenin kendi arabanın içinde. Şimdi basketbolda 10 tane oyuncu var. Onlar giriyor çıkıyor sağ içine futbolda böldüğün gibi karelere bölüp hareket ettirmen zor. Ha orada şey, tanesi... evet tancan şey demek istemedi. Gerçek hayatta Formula 1 menajerliği dünyanın en yani Formula 1 menajerliğinin oyununu yok. yapmak. Tabii, aa, tabii. tabii tabii. Yok bende onu ya. diyorum zaten. Yani ne gibi bir teknik olarak olur. teknik olarak diyorum. Ha, ben de onu evet. soruyorum. Çünkü yani abi, hani Stellaris yapıyorsan, Victoria yapıyorsan yaparsın. Hani Çok garip bir şey söyleyeyim sana. futbol menajerlerini de bir tane firma yapıyor abi 30 yıldır. Başka da kimse beceremedi bu işi mesela. Sports Interactive var. Heh. Onlar CM'yi de onlar yapıyorlardı. CM'yi haklarını bir ara Eidos'ta bıraktılar abi. Sonra Sega çalışmaya başladılar. Orada futbol menajeri yapmaya <laughs> başladılar. Eidos bir dönem Championship <laughs> Manager yapmaya devam etti abi ve bu olmadı. O da tutmadı yani. Çok EA çok Sports hayvanlı. yapıyordu bir ara. Chat'te şey, Obzan <laughs> şey yazmış. Pitstop ekibinin morali mi mesela. <gülüyor> <gülüyor> Ya işte ondan ya. diyorum. Teknik olarak değişkenleri çok belli. Tabii ki gerçek hayatta çok kapsamlı iş. Yani motor motor geliştireceğin süreçtir ama mesela öyle bir şey ekledin diyelim oyunda. Teknik olarak planlaman daha kolay. Ama basketbolda sahadaki 5 oyuncuyu hmm. birazcık farklı konumlandırmaya çalışsa Mesela son bir oyun çıktı işte. Baktık ona yayında. Taktik çizmeye çalışıyorsun. O kadar becerememişler ki. Çünkü ben kafamdaki şeyi çizmeye çalışıyorum. Oyun teknik olarak yazdığı şeyi bana çizdirmeye çalışıyor. Olmuyor ya ben de sinirlenip kapatıyorum her seferinde. <laughs> Bak sana bir şey anlatacağım ee, böyle abi ben lisedeyken mi lise öncesi mi hatırlamıyorum ama NTV diye bir kanal vardı ya e, NTV'de şeyler olurdu basket maçları olurdu biliyor musunuz hatırlıyorsunuzdur bunu ya. Yani. Ee, e, evet de NTV hala var oğlum bu arada niye NTV diye bir kanal varmış. Televizyon izlemiyorum H... ben. HBB mi diyecektin acaba. HBB değil lan NTV'de basket maçı oluyordu NTV Oldu. olduğunu hatırlıyorum NTV'de basket maçı oluyordu evet Tabii, NTV spor NTV <laughs> olduğu NTV'de e, çocukken basket hayatımda bir tane böyle oturup Türk basket maçıydı ya da yabancı mıydı bilmiyorum ama e, yabancıyı da hatırladığım kadarıyla e, maçı anlatan spiker sürekli olarak abi basketçilerin <laughs> hayatlarındaki özel hayat ile ilgili detaylar veriyordu anlatırken. Ha, bir modaydı Şimdi, bir ara ya o. Abi bak şöyleydi sürekli olarak anlatım. Ben ve ben de öyle kaldı basket maçı spikerliği. Kafamda hep yani mesela işte Eren'le bundan bir buçuk sene önce falan e, NBA oynadık yayında. Taş şahına. Orada da aynı şey yaptım. Mesela o kaldı benim aklıma ve şöyle detaylar veriyordu sürekli. Evet Doncic gidiyor. E, Doncic atamadı. Doncic'in biliyorsunuz son zamanlarda karısıyla boşandığı için zor zamanlar geçiriyor. <laughs> Bununla ilgili performansı biraz düşük ama iyi günler göreceksin Doncic. İyi günler göreceksin. Böyleydi sürekli herkesin birisinin kayını kızmış, öbürü boşanmış, öbürü aldatmış, bir tanesi uyuşturucu problemleriyle yüzleşmiş, terapiden çıkmış, şeyden çıkmış, rehabilitasyondan çıkmış falan. Bu, bu bende böyle bıraktı olayı. Mesela basket menajerliği yapınca da bence bu detayların eklenmesi eğlenceli olur gibi. FM'de var galiba. Hüseyin hoş geldin. E, FM'de özel at yok abi. Yok mu? Ee, şey yok yok. Yani ben karımla ayrıldım, evde sıkıntılar, öyle bir şey. Moral mekaniği var. <laughs> ama moral e, sağdışı bir şey, ya yani sağdışı bir şey yok oyunda. Olması şey lazım de, ama yani. ya özel at mekaniğini. Olsa olur aslında evet. Ama yani bir yandan da kanka FM'nin bir bir, bir büyük, en büyük problemi FM'nin çok değişikliğini var abi. Bir de yani Tancı'nın dediği gibi 30 yıllık bir seri olduğu için 30 yıldır böyle kompleksleştirdiler de oyunu. Ama yani özellikle etkilemişler yıllar... mesela. Evet işte abi artık bilmiyorum ya bin, çok şişmanlaşıyor oyun. Yani basitleştiriyorlardı bir yandan da. Bu arada birinizden sesim sekiyor benim. Benden değildir. İnden... Belki benim mutluluk açıklığı biraz. Yani böyle çok aşırı daha da şişmanlaştırırsa iyice sıkışacak yani. Yani insanlar <laughs> e, Ted Lasso gibi bir şey oynamak istemezler mi? İsterler. Bence o zaten bence öyle bir oyunun ayrı yapılması lazım. Çünkü mesela şey öyle abi. E, ne derler? E, bu Crusader Kings aslında tarihle çok alakası olan bir oyun değil. Yani <laughs> şey gibi olaylar yaşıyorsun birdenbire. İşte karını aldatıyorsun bir tane şeyin, e, bir tane atıyorum prensin karısıyla sırf daha yüksek statlardan daha yüksek işte dahi çocuklar falan yaratabilmek için. Sonra birdenbire şey kapıyorsun sifilis kapıyorsun kadından. Yani zürevi hastalık <laughs> kapıyorsun. Zürevi hastalığı tedavi etmek için doğunun doğudan bir büyücü buluyorsun böyle. Büyücü sana zürevi <laughs> hastalığı tedavi ediyor fakat aslında büyücü satanik bir şeyin üyesiymiş. Ve işte falan yani böyle çok grift sosyal olaylar tarih maalesef yani <laughs> çok küçük bir tarafı oyunun. Biz Crusader Skins deyince şey ta kaç sene olmuştur ya rahat bir 10 senesi vardır yine. Sungur'la Büyük Başkan diye bir oyun planlamıştık bu işte ajans dönemi <laughs> girişim yatırım falan ararken mobil oyun. Futbol takım başkanı olacaktın. Crusader Kings gibi yönetecektin ha böyle Aa, işte. Ajans başkanı da Crusader Kings gibi olabilirdi ama büyük başkan. Kendall Roy ikinci, ikinci yıl kutlu olsun. Ha yok işte biz futbol takımı başkan, olsun işte Kenan. oyuncuyu kaçır bilmem ne yap işte Oyuncuyu gece kulübünden topla gibi böyle mekanikleri <laughs> falan olan. <laughs> Ama takımı tamamen başkan olarak yönettiğin işte. Senin yaptığın konuşmalar, açıklamalar falan hepsi bayağı etkili olacaktı. Bayağı da uğraşmıştık onun üzerine de. Kaldı öyle sorayım, tabii olmadı. öyle aslında Türkiye'de 2000'ler senesinde ya yani 2000 2000'ler ve 2010'lar arasındaki ajans başkanlarının eee başkanlığını yönettiğin, kendi ajans başkanını şey yapıyorsun, tasarlıyorsun ve oynuyorsun. Ajansın çekti dramalar, konkurlar, bilmem neler ha, böyle falan. Bir oyun Ajans mu vardı? Simületir. Ha, olsa keşke hiç tanıyorum. 7 -7 Hı -hı. Hoş geldin. Tabii, ya aslında şey gibi olabilir. De... Şu, şeyler falan çıktı ya. Oyun e, game, <laughs> ge, game Dev Tycoon falan tarzı. Agency Tycoon falan gibi bir şey hmm. belki olabilirdi. evet, evet abi ya. Efkan, Efkan <laughs> diyecektim. Karıştım. Savcı Sayan nerenin şeyiydi? Kim? Neydi? Ur, Savcı ur, Sayan. Ur, uşak mı? Uşak, uşak mı, mı? savcı sen e neresiydi ağrı mıydı ne bileyim ağrı şey. galiba galiba ağrı galiba ağrı uşak öyle bir Sa yer. ya geçen e <laughs> çok komik çok komik bir şey yemek yerken haber dinliyoruz işte tamam <laughs> şöyle bir haber dinlemeye başladık birdenbire. Ağrı Spor'un içindeki büyük skandal işte e, savcı sayan makinalı tüfekli adamlarıyla Ağrı Spor'un binanın stadının yanından Aa, geçti. Evet. Oğlum orada <laughs> neler olmuş orada? Bir de şey düşün, onun Ağrı Spor birincilik demek ki falan diye düşünüyorum. Böyle dünya en siktir edilmiş takımı falan Ağrı Spor yani. İnanılmaz ya, olaylar dönmüş. Bayağı onlar. birbirine sıkmış onlar ya. İki Adam, taraf da gerçekler... mafyatik. Bu arada bak Tancan şey diyorlar. E, Senin yorumunu alacağım şimdi de şu detayı da vermek istedim. Sero'cum hoş geldin canım çok teşekkürler. Ney? <laughs> ne? Abonelik mesajı. Yani ne demiş? Tancan abi gizli AKP'li hepinizden gizliyor. <gülüyor> <gülüyor> Arada AKP'li kadınların ayaklarını yalamayı hayal ediyor diye düşünen tek kişi ben miyim demiş. Muhtemelen yani, ha, sensin ya. Sensin. Çok <laughs> spesifik çünkü bu. Yani evet. Ya benim Tancan'la Ayak... pek çok hayalim var ama bu da yoktu yani. Yani birinin ayağını yalamam için zaten AKP'li olmasına gerek yok de yani? Aa. şey? <laughs> Ayak verin yaları yani. diyorsun. Bak bir noktada bir tane böyle şey bağladılar tamam mı? Böyle haber programı uzman bağladılar. Olayın içinden birisini bağladılar böyle. Galiba Ağır Spor'un böyle başkan yardımcısı öyle bir tip geldi. Konuşuyor tamam işte şöyle olduğu içeri adam soktular telefonlar dinlendi. Şu oldu bu oldu falan diye. Sonra işte makinalı tüfeklerle Ağrı Stad'ın önünde yürüdüler böyle bir şey olabilir mi falan diye. Bir noktada spiker şey diye sordu. Bu Nevşin Mengü'de oldu galiba. Şey diye sordu. Peki niye? <laughs> niye oldu, bunlar? Yani ağrı ne var ki bu kadar? Bütün bunlar oldu falan dedi. Şey yaptı. Takımı, takıma sahip olup şey başır kazanmak istiyor takımla dedi. Sonra ben dedim ki oğlum adam gerçek hayatta FM oynuyormuş savcı sayan. Çünkü hakikaten takımın bir parası falan yok yani. Yok ya abi bu... zaten bu işe e, girenler genelde ya böyle bir şehir gururu, işte plaka gururu falan tarzı bir kafayla giriyorlar. Ya da bir rant oluyor dışarıya öyle söylüyorlar. Evet, Gerçekten ya... bizim işimizde giren yoktur diye düşünüyorum. Tabii tabii. Yani rant çok büyük şey. Bayıs var, para dönecek, kara para. Ama tabii bir de şey de var böyle belediye seviyesinde bu herhalde biraz daha 80'ler mekaniydi ama. Spor, siyaset işte oradan bir böyle <laughs> şehir üzerinde influence yaratma falan sports washing Aynen biraz öyle bir Ama abi herifi de herkes biliyor bu saatten sonra ne implozyona dönebilir bilmiyorum yani adam zaten tarihçesi bayağı bulanık yani salçısı. <laughs> 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 yani işte sanki evet ya. FM oyunlarında böyle şeyler de olmalı gibi düşünüyorum abi. Acun oynuyor yani... esas şimdi FM'yi. Abi evet ya Acun, Acun... Başka bir şey oynuyor hocam. Acın, Onu acın, acın. Hall City çok böyle şey ağır spor gibi İngil İngiltere'nin ağır spor gibi bir takım mıydı? Ee, abi İngiltere'nin ağır spor gibi takımlarının bile çok köklü geçmişleri ve taraftar grupları oluyor çünkü futbol kültürü orada çok desentralize Tabii. abi. Ben, ben, ben baktım biraz. Peski. Hall City bayağı şey tarihi olan aslında iyi bir takım yani hani. İşte evet abi İngiltere'de böyle köy kasaba takımları da hakikaten takımlar falan oluyorlar yani. Ee, herhalde şey yani. Bir kere orada yerel takım tutma huyu çok daha yüksek. Hani bütün büyük takım dediğimiz işte Arsenal, Manchester United, Chelsea, Manchester City falan. Bunların taraftarları da yine lokal. Mahalle çocukları tutuyor bunları da yani. Hani öyle bizdeki gibi ülkecek. Ya da bizdeki gibi demeyeyim yani İspanya'da da öyleymiş. Ee, öyle ülkecek tutuyoruz bu takımı falan gibisinden bir şeyler yok. O yüzden böyle ortalama küçük bir takım almak istiyorsan aslında yani büyük takım almaya paran yetmiyorsa çok iyi yer İngiltere. Adam da gitti yani, aldı lan bayağı bu arada. Evet ya aldı yani. Harbiden şey diye mi aldı yani? Hani belki siz benden daha çok takip etmişsinizdir. Ben çünkü e, Twitter'dan Twitter'a bir şey olunca takip ediyorum. Harbiden şey niyetiyle mi aldı? Abi çocukluğumdan beri hayalimdeydi bir futbol takımım olsun. İngiliz futbolunu da çok severim. Diye mi aldı? Yoksa böyle bir tane herif gelip "Acın bu kadar paran var. Ben sana söyleyeyim. Hal City çok ucuza satışta. Alırsan 5 sene içinde şu kadar kar edersin." falan gibi yoksa ikisinin birleşimi mi? Abi, Abi. İkisi de olabilir. <laughs> bana sorarsan o bence çocukluk fantasisidir Çünkü e, Oha. yani 25 milyona takımı alıp 21 milyonu adam satmış oğlum herif. Ne diyorsunuz? 21 milyon adam mı satmış şeyler? Oha. Ee, başarılıymış baya. E, e, kanka tabii yani o 21 milyon cebine gitmemiştir Acun'un bu arada. Takımın harcamalarına gitmesi gerekiyor da. Yo o günün sonunda abi evet ya finansal olarak da mantık görmüştür de bana daha çok çocukluk hayaldir gibi geliyor çünkü şu bakımdan e, şey yapmayacaksan bu hakikaten sports washing dediğimiz şey yapmayacaksan veya kara para aklamayacaksan bu nedir abi? E, hangisi? Sports washing mi? Tabii. E, bu e, şey e, futbol kulüpleri ya yani spor kulüplerinin piara maçlı kullanılması ya yani PR amaçlı temizleme e, gayretiyle kullanılması. Bunu şuhsalar şeyler çok yapıyor abi. ya e, Abi büyük Katarlı şeyhler, işte bilmem ne Rus ha, oligarklar, he, he, o, okay. İtalyan o mafyalar muhabbet. falan. O Aynen diyor. yıllardır futbol takımları alıp kendilerini şirin gösteriyorlar. İşte güzel ortamlarda Kişiye... güzel insanlarla fotoğraflara giriyorlar falan. Şey yapıyor, legitimize ediyor kişiyi bir şekilde. Kişiyi Kişiyor. legitimize ediyor, kişiyi tatlı dostluk yani sempatik kılıyor falan hani destek çık yani anladın mı hani ortaya bir destekçi kitlesi sunuyor falan hoş geldin videonuz köpek yani bu <laughs> e, şey falan mesela bu en büyük örneği bunu şu an işte Paris Saint Germain e, e, şey üzerinden kim kimdi ya onun sahibi bilmem neyi bir prensin bir şeyi mi bir şeysi Katar işte aynen Katar ha, Katar onun üzerinden mesela bayağı gerçekten ciddi bir kültürel nüfus ortaya koyuyorlar falan. Böyle işte geliyor Messi Dünya Kupası'nın elçisi oluyor bilmem ne. Abi ben öyle. şeye çok şaşırdım. Biraz e, ara, yani Twitter'dan falan baktım da. Yani mesela şimdi bu İngiliz takımıdır ya İngiliz yani sonuçta e, şimdi başında Sünni Müslüman Türk bir herif var yani. Hani Sünni hı hı. Müslüman görünürdü öyle. E, öyle bir herif var. Mesela hani ben şey diye düşünürdüm. İngiliz taraftarları hakikaten buna sinir olur diye düşünürdüm de yok ya bayağı şey gibiler oğlum. Biraz bakınca böyle Acun very good man the, the, the team is very doing good. Halal Turkish Acun. I will make you lokma Acun abi <laughs> falan gibi böyle e, çok sevmişler Acun'u yani. Bu beni şey düşünürdü. Bu herifin her zaman böyle bir şeyi vardı. Global bir e, global şey bir şey. Şeytan tüyü de olabilir ama böyle dünya insanları çok seviyor. Zenciler Mecda giderdi ya e, röportaj yapardı hmm. dışında. Yani <laughs> Türkçesi Mökçesi yoktu. Derme çatma konuşup başarıyordu bu işi yani. hani Ben günahım kadar sevmiyorum Acun'u. E, ama evet adamda bir şeytan tüyü var. Büyük ihtimalle gelse böyle e, aynı ortamda denk gelsek ve işte muhabbet etsek şey falan olurum. Allah Allah adam hakikaten sempatik falan olurum gibime geliyor böyle bir karizması mı var? Ne denir artık yani bilmiyorum ki. Oğlum Acun... Ben Acun'un şahsıyla ilgili yani yeterince bir haber takip etmedim bir şey okumadım o yüzden bir fazlası varsa özür dilerim şimdiden söyleyeceğim şey için. AKP sempatizanlığı yaptı her devrin adamı bir de çok genç kızlarla beraber oluyor. Olay çok oldu. genç creepy genç mi yoksa creepy böyle genç. Yani... 19, 20 yaşına yaşı göre genç mi? Okay. Yani öyle değil mi Tancan <laughs> yanlış söylemiyorum. Vallahi güncel kız arkadaşını bilmiyorum ya. Yani 19 ben tam bilmiyorum. Ama şimdi. devlete yakın tabii. Ama devlete evet. yakınlıktan çok evet esnek bir kardeşimizdir. Esnek tabii. bir kardeş. <laughs> ben de şimdi bilerek söylemeyeyim yani davalık olmayayım da yani 22-23 yaşında okudum sanki <laughs> öyle hatırlıyorum yani. Ulan bakalım. <laughs> Neyse o daha, kısmı Evet abi o kısmını geçelim şimdi hiç e, şey yok ama yani e, totalde falsoları bir kenara bırakılırsa şeyi söylemem lazım. Her arkada mutabık olabiliriz diye düşünüyorum. Yani falsoları çok çok şey değilse, facia değilse çok ilham verici bir başarı hikayesi oldu mu yani çünkü ee, Bir dakika şey Çer... şu anda, şu anda şey, okudum canım. 1999 doğumluymuş şu andaki sevgilisi. Okey. 1999 doğumlar kaç oluyor? 23. Yani abi okey. E, legal sebeplerden yani bize yorum yapmak düşmez. Herkes kendi içinde kanaatini oluştursun, devam etsin yoluna. E, abi adamın çerçöp bir muhabirlikten, yani gözümüzün önünde bir daha anladın mı? Yani ben biz çocukken bu adam gerçekten televizyonun televizyon, televizyon, televizyonun götünde çıkan bir adamdı yani anladın mı? Hani bir magazin programının götünde 5 dakika seyahat şeyleri yapıyordu, şakaları, seyahat videoları çekiyordu. Yapımcı da değildi yani. E, hatta ondan da öncesinde daha da öncesinde spor muhabiriydi. Böyle telefonda da evet Acun Fransa'da bizi de bağlanıyor. Evet e, teşekkürler Murat e, burada şeyler, çok iyi falan tarzı hani bir adamdan. Türkiye'nin en büyük medya moguluna doğru gitti herif ya. Yani. Çok ilginç bir hikaye lan. Gözümüzün önünde yaşandı ya. Gitmeden anlattığı bir dünya kupası mı vardı onun? bir de öyle. Bir ha şey evet oldu. evet abi ben de yere o anıya refer ediyordum. Coverladı şey, komple. Bir, e, aynen şeyde e, tezahüratı yapın demiş arkadaşlarına manitasına sürpriz yapmaya Türkiye'ye dönmüş Fransa dünya kupasında o yerinde anlatması <laughs> gerekiyorken e, ondan sonra arkadaşlarına tezahürat yapın abisi arkadan deyince te, arkadaşları da müthiş vizyonsuz çocukları <laughs> olduğu için lay 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 <laughs> <laughs> Neşe Karaböcek <laughs> tırlarıyla Brezilya taraftarı rol yapmışlar abi adamda bence şey yeteneği de var ya bu kadar büyük bir isim olmasına rağmen pozitif PR'la çok fazla gündeme geliyor yani Acun'la ilgili işte bir en fazla işte şey dersin yani işte sevgisi çok genç dersin İşte bir de flexible iktidarda ya yani her devrin adamı dersin Ama onun dışında yani bir şey falan yok adamın skandalı falan da yok onu da çok iyi şey yapıyor bence var da konuşulmuyor yani bu, bu, da bence çok yani, büyük yetenek. Medyada cover yeteneği oluyor tabii. orada da zaten içinde olunca medyanın. Ya medya işi Türkiye'de biraz tuhaf ya böyle yani yıllardır hep, hep güçlü isimler böyle hep anıldı. Sonra o güçlü isimler bir gün gittiler sonra başka güçlü isimler geldi falan. Acun biraz şey kaldı bence hani böyle haber kanallarıyla bilmem nelerle uğraşmadı ya bence orada çok akıllık etti. Yarışma, tabii, tabii. Böyle işte e, reality Kesinlikle. show falan. Böyle kimsenin sağını solunu üzmeyecek herkesi pür eğlendirecek şeyler inanılmaz iyi buldu herif. O yüzden de biraz bu dediğin oluyor. Yani çok bir şey yani bir haberde de şöyle dedirtmişti falan diyemiyorsun adama yani. <laughs> Hiç şey girmedi mesela. Şeyi çok iyi bence navigate etti. Ee, AKP era Türkiye'sini bence çok iyi hmm. şey yaptı. Evet. Kendi faydasına kullandı yani herif. Hiç girmedi o işlere. Aha. Ama bir yandan bak e, hani bir dönem şey oluyor ya AKP tam sertleşmeye başladığında sağdan soldan pro televizyon programları kapanıyordu hatırlarsınız. E, evet. Hani normalleşti bu soru ama ilk başlarda şey falandı. Yok ya kapatamazlar. Şat kapandı. Yok ya kayyum atayamazlar. Tak kayyum atandı. Talha hoş geldin. Böyle takır takır giderken Acun e, o süreçte baya şey falan yaptı yani. E, çok iyi survive etti. Kendisini hükümete yakın tuttu. Erdoğan'a sevdirdi bir kere kendisini. Başardı yani bunu. Ee... Fe Fenerli mi de bak mesela oradaki bağlantısı da herifin <laughs> şey. Futbol üzerinden yap böyle. Evet. E i̇şte RT de Fenerli. E koç da muhabbeti. E Fener zaten biliniyor. E i̇yi abi falan gibi oldu. Yani yine böyle şeyden değil bir siyasi atılımla yapmadı yine çok ya o açıdan akıllı yani buna akıllı mı dersin stratejik akıllık mi dersin, bu ya akıllı Aynen. derim pragmatistlerim makyavelist <laughs> derim yani pek çok şey derim de yani şey ne derler kimsenin elinde adama aşırı sert çıkmak için çok fazla şey olmadı yani cephane olmadı hiçbir zaman vermedi bu cephaneyi ee, şey açısından da enteresan mesela ...şeye girdi streaming servisi işine girdi oradan başarılı işler çıkarttı evet. ...gibi çıkarttı mesela yani falan yani Türkiye'deki tüm Aynen. streaming servisleri Türk Türk streaming servisleri bir şey çıkarttı mı? Hatırlıyor musunuz? Gibi gibi bir şey. Yani gibinin taklitleri çıktı işte. Ee, şeyde de geyinde de ne? Ayak işleri diye bir şey var. Bir bölüm izledim. Adını Onun mafyalısı gibi yani. Onun mafyalısı gibi işte. Şey, gibinin mafyalı versiyonu gibi bir şey yapmışlar. Şey, e bu Haluk bilgilerin dizileri, dizisi ya dizileri de şey değil de Streaming servis işleri değil de onlar? Evet. Onların biri şeyde Biri Blue TV'de. Öbürü şeydeydi. Ee, neydi onlar? Diğerinin adını unuttum. Ücretsiz olan. Ondaydı. Ha, ne evet lan. Aa, oğlum şu işe bak ya. Türkiye'deki streaming servisi bolduğuna bak anasını satayım. Evet, Çok hu, 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 Bravo. <laughs> hu. Hu. Hadi. Hadi. Bu, 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 ne ya? Ya kanka bu çok ilginç bir şey bir şey değil mi? Çünkü yani <laughs> mesela gerçekten Almanya'nın bu kadar streaming servisi yok ha. Yok yani. çoğu ülkede yok. Çoğu <laughs> <laughs> <Şu> ülkede <laughs> yok. Çoğu ülkede yok yani. Oğlum bu çok ilginç yani ve çok az parayla dönüyor ha bunlar. Gerçekten yani bu dijital medya heves %20 %30 parayla %80 hevesle gönülle dönüyor yani ben sana söyleyeyim. Ya bu game'ler evet. blue'lar da çok para vermiyorlar sağ sola çünkü. Zaten Acun biraz da switch etti yani tam şeyi tuttu da spor da aldı yani spor çok evet. fark ettiriyor spor'a geçtiler evet. tabi ne tabii. acayip ya mesela evet, bu arada sanırım. streaming servisleri e, demişken arkadaşlar Disney Plus e, Disney Plus sayesinde hayatıma bir takım CNBC dizileri tekrar girdi abi. Disney Plus'ın kataloğu çok dandik bazı yerlerde. Evet. Alt tarafı doldursunlar diye böyle eski 2000'ler başı dizileri sıkıştırmışlar içeri. Türkiye'de çok eksik var bu arada. Ha bak Futurama yokmuş mesela Türkiye'de. Evet. Ben Futurama videosu koydum geçen kanala. millet nereden izleyebiliriz diye soruyor. Ben diyorum ki lan ya Futurama Disney'in ya şu an. <laughs> evet. Yani çok saçma geldi bana olmaması. Yani çünkü malı yani Disney'in malı şu an Fox'tan satın aldı Futuramayı. Ee, Şeydi ya, yani... o tarz o tarz problemlerin sebebi şey Mena bölgesinde bazen başka e şeyler. Daha... Haklarını, ha okey gelmiş. Ama mesela şey oluyor, Netflix'te de bu çok oluyor. Atıyorum, Mena bölgesine, e, Mena uyduruyorum tamam, bir anime'nin hakkı Mena bölgesinde son 20 yıldır hmm. bir tane firmadaysa Comcast'te ise mesela, Comcast'te e, şey Netflix'te diğer Netflix'e aitse diğer ülkelerde gelmiyor bazen, Türkiye'ye o çok oluyor yani. Evet. Ya şey de vardı Abi... işte, bu mesela ESPN falan da yok ya Türkiye'de. Biz işte yayında içeriğini hmm. ben gösteriyordum millete ESPN'in 3430 diye bir spor belgesel serisi var. Onun bazı bölümleri Disney Plus'ın içine eklenmiş ama Türkiye'de yine yok. Mesela burada da ESPN yok ama buraya eklemişler. Ya da işte bir sürü basketbol evet. filmi, dizisi falan var. Hepsi burada var, Türkiye'de yok. falan böyle tuhaf şeyler var yani. MENA bölgesi Ya var işte böyle arkadaşlar. da İlk... Kuzey Afrika. İlki ya mi? abi ilginç işte katalogsal garip'likleri var. Ben şimdi Açıyorum Tancan kardeşimin sağ olsun e, hesabının yancısı olarak. Ya Giriyorum içeri. E, abi bir sürü 2000'ler başı dizisi döndüm. Tamam mı? Yani döndüm derken 2-3 bölüm bakıyorum çıkıyorum. Çünkü çok kötü çoğu. Yani, abi According to Jim var mesela. According to Jim ne oğlum? Yani böyle bir stüdyomuz <laughs> yani. ya. Mesela. ama e, O zaman işte şeydi abi. E, network dizilerinin e, şey altın çağı falan gibi bir şeydi. Aslında karanlık çaymış şimdi baktığımız zaman da. Binden Aynen. bile böyle şey yapmaya başladılar çok. Mesela ben şu anda baktığım zaman son 10 sene adaptasyonların çağı gibi oldu. Yani artık böyle hali hazırda pek çok şeyin adaptasyonunun gördüğünü şeyin görüyoruz ama sanki o dönemlerde işte CNBC dönemlerinde işte 90'lar sonu 2000'ler başı dönemlerinde bir tık daha böyle dizilerin inanılmaz orijinal fikirlerle çeşitlilikle ortaya çıktığı bir çağ var. Bu, bu da çok, hmm. çok, çok kötü çok kötü dizilere hem de çok iyi dizilere sebebiyet vermiş ki bu çok iyi dizilerin çoğu HBO'dan geliyor. Ama gerçekten Ellie McBeal diye bir şey vardı ya. Neden izleniyordu ki? Yani. Ellie'yi Ellie çok severdim lan. Çok Ellie izleniyordu. Ellie McBeal de <laughs> izleniyordu ya. Bak. Evet Ellie McBeal'i ben de izliyordum. Bu arada ben %99 Kızlar minetek giyiyordu izliyordum. Yani 13, 14 ben 13-14 yaşındaydım. Kızlar minetek giyiyordu abi. Yani. <laughs> arada bir gerçekten... Seks vardı. Tabii tabii hep oluyordu zaten bak abi çok şey çok garip yani e, formülleri varmış abi yani karasal yayın dizileri ya bunlar yani şey gibi de duruyor bak HBO diziyorsun ya HBO şimdi kabul yayın dizisi HBO zaten dizi yaptıktan sonra işleri reklam satmayacak hani dolayısıyla bir reyting umursamıyor yani hani zaten adam kapıda bilet kesmiş yani içerideki o daha Netflix kafası diziler yapıyordu HBO daha doğrusu Netflix HBO kafası diziler yapmaya çalıştı yıllar sonra. Karasal yayın dizileri ama rating peşinde ya. Hep böyle bir edilmiş bir de. Amerikalılar çok seviyor böyle şeylerin matematiğini yapmayı. Abi çok yani bir kere fix böyle soft sex sahneleri. Gereksiz böyle bir aşk üçgende romans içerisinde gerginlikler falan. Ergin böyle bir aşkı. Ergen aşkı, arkası yarım sonlara doğru bomba. Duygusal bakışmalar falan böyle artık şeyini yapmışlar. Bir de yani... Abi kesinlikle özellikle Lost izlerken şeye yani silah... Bu her dizide silah olması gerekmiyor aslında. Her dizilerine silah koyuyorlar. Bunlar ben onu koymuşlar yani. Abi Lost'ta niye silah var mesela? Ben şimdi izlerken... Bir anda şey oluyorlar böyle. Bu arada silah bulduk. Bu arada dört tane daha silah bulduk. Bu arada altı tane tüfek bulduk falan. <laughs> <İn, in, in gülüyor> ama Lost'ta silah olması mantıksız değil ki. Abi hayır yani şimdi şöyle. Tabii ki ada aslında işte... Bilmem neymiş Arafla bilinenlerin astık topaymış falan gibisinden bir noktaya geldi için tabii ki şu an hiçbir şey mantıklı değil ama yani hiç silah dokunmadan da o diziyi yapabilirlerdi ya çünkü sonuçta tropik adaya düşüyorsun. Ya hani, şey abi orada garip şeyler oluyor. Silah hep şey yaratıyor. Ne derler? Ee, silah böyle çok keskin dramatik ee, anlar yaratıyor. Silah kullanırsın yani o yüzden dramatik dizilerde. Yani şeyde mesela çok güzel kullanıyorlar lan. Arkadaşlar ben bu arada tekrardan Breaking Bad izlemeye başladım. Üçüncü sezondayım. Hayvan gibi izliyorum. Yani şey gibi o izliyorum. Hemen bir bilgi vereyim mi Breaking Bad deyince? Ver canım. canım. Vince Gilligan'ın yeni projesi hazırmış. Hazır ve bu ee, evren dışında. Evet. x Breaking Bad style X-Files'dan daha ayakları yere basan bir. Evet. Şeyde sıkıldım sıkıldım, falan tarzı sıkıldım şey demiş. Var. ...şeyden sıkıldım demiş. Eee ama e, şey, da adaptasyonda... bitiyor mu? Bitti, Bitti. Ya, bu. ya bitiyor Bitti. bu hafta bitiyor. Ne zaman çıkacak final bölümü? Yarın gece son bölüm. Tan Tancan bak bu arada onunla ilgili bir şey diyeyim sana. Ee, şimdi ben baya oturup 6 bölüm falan gömüyorum yani. 6 saat falan yanında çalışırken e, Breaking Bad izliyorum. Eee <laughs> izlediğim dizileri tekrar izlerken çünkü böyle yanda bir şey yapabiliyorum. Fır dikkat izlemem gerekmiyor... Breaking Bad çok iyi gitti o yüzden. Aa, Better Call Saul'u o kadar iyi yazmışlar ki abi. Yani Değil mi? yine fark onu. <laughs> Ama bak Better Call Saul'u o kadar iyi yazmışlar ki Better Call Saul'da olan her şeyi ya yani bütün hikayeyi ya yani mesela şey diyor ya zaten bu da en son Better Call Saul'un Breaking Bad isimli bölümünde de gördük de bu işte ilk Saul'u kaçırıyorlar falan ve ee, işte evet daha sonra kaçırdı dizide mesela şey sahnesi yok kaçırıyorlar tamam oraları birebir İşte Saul'un e, ce şeyine cebine bir, bir dolar koyuyorlar oraları birebir sonra ama Better Call Saul'da karavana girdikleri bir sahneyi gösteriyor ya mesela orada evet. bir muhabbet arka görüyorsun. planını görüyoruz falan evet. ha. ya da şimdi ne bileyim finalden bir önceki bölümde e, Kim Wexler e, Saul'un ofisinin önünde sigara içiyor yanında birisi çıkıyor işte bir karakter çıkıyor spoiler olmasın sonra o karakter hmm. şey diyor ben de içeride arkadaşım Emilio'yu getirdim İşte çok iyi bir avukat olduğunu söylüyorlar falan diyor daha sonra Breaking Bad bölümünü izliyorsun İlk Saul'la Tanıştıkları bölümü orada cisi şey diyor Emilio iki kere çıkarttı falan diyor yani bu bağlantıları falan çok iyi unutmadan harika işlemişler iki dizi arasında timeline'da <laughs> yo mükemmel çok... bir yazım canım şey çok iyi yani. çok iyi ya Breaking Bad burada e, izlerken şeyi görüyorum e, hala çok iyi bir dizi bu arada Boklamayacağım asla Breaking Bad'ı çok 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 iyi bir dizi e, fakat Better Call Saul daha iyi bir dizi ee, yazım açısından olsun dramatik altyapı açısından olsun mesela Breaking Bad'de çok coşulan çok fantastik yerler var abi o bana artık çok şey gelmiyor bu da olmaz artık falan diyorsun bazı noktalarda evet, biraz fantastik kahramanlık var işin içinde evet, 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 bir tık bir tık öne çıkıyor yani evet. abi öyle bir yazar oldu ki işte Vince Gilligan ve evet. Peter Gould burada bir de. Şimdi herifin yani 8-9 platform aynı anda darlıyormuş herifi yani. Darlar şu an maden canım. gibi. <laughs> Tabii. Şey gibi ya mesela David Chase sopranosu yaptı ve sonra hiçbir şey yapamadı ya hayatta. Ee, ne yaptı ondan sonra? Bir dizi yaptı bir mı şey, da tutmadı e, mı? Ha, tutmadı, ha, tutmadı yaptı. Ya. Hiçbir şey tutmadı. Adam yani ben artık şey diye düşünüyorum. Yıllarca şey Allah. diye düşündüm abi. Böyle bir David Chase ile ilgili şey dediler yıllarca. Abi işte inanılmaz bir yazar, inanılmaz bir yapımcı, harika bir yönetmen. David Chase taşşağını yiyeyim falan oldu millet. Ben şu anda şeyi görüyorum. Olay galiba David Chase'de değilmiş lan. O ekipteymiş yani. O ekibin enerjisi. James Gandolfini'nin varlığı falanmış yani. David Chase çok iyi bir yani... yazar değilmiş. O soprano. Matthew Weiner de Weiner de orada yazar değil miydi ya? Ben bir karıştırıyorum. Mad Ben'i yapan Tabii. abi. Yok. Karabeyi, seni ben bunu. bilmiyorum ya izlemedim daha. Yani orada bir füzyon olmuş gerçekten bütün ekip ve belki de David Chase arasında çok güzel e, tabii bir. Tabii bazen şeymiş. de öyle olması lazım. Aynen. Bütün Vince... gezeyenler bir araya gelecek yani. Vince Gilligan ama evet bu arada <laughs> çok pardon Mad Men'i yapan Matthew Weiner şeyin e, Sopranos'un yapımcı ekibinde abi. Ha, tabii şey ama ekibinde. bir sürü, abi tabii <laughs> ben ben sadece şey diyorum yani bence burada ciddi ciddi Breaking Bad ve Better Call Saul'da Vince Gilligan'da bitiyor olay. Ama David Chase için aynı şey değil yani. David Chase'in iyi bir ekibe de ihtiyacı var gibi. Ee, David bilmiyorum. Chase bir şey yapmamış abi bu arada. Yapmamış evet yapmadı. Böyle bir küstü o sektöre bir şey oldu ona. Bir belki tane çok... film yapmış abi. Evet. <laughs> belki şey gibi düşünüyorum Not abi. Not diye. O kadar iyi bir dizi yazınca gelmiş geçmiş en iyi dramatik dizilerden birini yazınca belki de adam bir sonraki yapacağım şey yani tepede bırakmıştır yani anladın mı? Ya Berk de çok para kazandı sikindi olmamıştır ya. Yani. Belki de. Canım, belki. <laughs> Yok ya bence arasında değildir ya. Ben Günhan'a katılıyorum ya. Bence o kreatif doygunluktur. Abi çünkü evet, e, ya e, çok ilginç bir şey diyeceğim. Eminem'in bir şarkı sözüydü. Bu hangi şarkısından olduğunu hatırlamıyorum. Ama e, sanırım Tiday Collapse'den yani. Hani, ya, hani bak bitince itiraf etmek lazım. Hani bokunu çıkarma falan tarzı bir şey diyordu sonra bir, hatta bir tane Beautiful diye bir şarkısında da olan belki şu an bittiği yerdeyim falan diye. Çok bok gibi bir albümünün bir parçasıydı o da. Kreat işte orada da hissediyorsun abi yani tam artık yok herhalde içimden çıkmıyor benden falan diye. Ya olabilir. Adam da demiştir ki bundan sonra ne kadar şey yapsam e, sen söyledin dizi yapsam Sopranos'un adını lekeleyeceğim bir şey yapacağım. Gerçi hoş Sopranos evreninde film çekti sonra abi. Sen izlemiş miydin günü onu? i̇zledim. of New York. İzledim. Ve e, sonuna doğru uyuyakaldım. Hmm. Bak o yani... orada şey ilginç bir adam. Pardon sen bitir abi. E, yok yani şeydi. Film kesinlikle şey değildi yani. E, sopranos'un Mojos'una sahip değildi yani. Hmm. Abi bak bu dizi işlerinde bu arada ee, bak filmde veya tiyatroda bence o kadar değil yine hani çok önemli bir şey ama dizi işlerinde aktörün payı bence yani yüzde 51 aşıyor. Yani çünkü hep ona bakıyorsun bir tane hani artık bir noktadan sonra eminim yazarlar da aktöre doğru yazmaya başlıyorlardır ya. Sonra yapımcı oluyorlar zaten yazar. Yazı zaten <laughs> <yazım> yapımcı şöyle, <laughs> Aynen yapımcı <laughs> yazmaya başlıyorlar bir noktadan sonra zaten artık. O tahmin ediyorum sözleşme şeyi falandır abi. Hani bana yapımcı tabii. Payı da verin. Hep öyle oluyor. Ya işte orada mesela Sopranos'un bence başarısının mesela çok önemli payı James Gandolfini. Hoş geldin Onat. Yani James Gandolfini'nin mesela bence James ben bazı dizilerde öyle Sopranos'ta öyle olmadığımı hatırlıyorum ama bazı dizilerde şey de oluyor daha ekstrem versiyonu. Bir tane adam oluyor. O, o ekrandan çıkınca canı sıkılıyor falan. Hani geri getirin. Tamam abi okey hani bunlar da iyi şeyler söylüyorlar herhalde ama hani asıl çocuğu getirseniz onu o ne diyordu falan tarzı oluyorum mesela bazı dizilerde. House çok öyle bir dizi mesela. Ya. House çok öyle bir dizi mesela. Hoş geldin Finom. Evet abi, abi biz House. Biz yokken böyle dizi Onu hemen, hemen bir anda yani. böyle sessizleşiyor gibi oluyor yani. <laughs> Aynen. Bak şey istikrarlı. Şimdi ona bakıyordum da adamın atını atın, atın. Mark Cherry bu Desperate Housewives'ı yapan herif. Sonra mesela iki tane yine 4-5 kadının başrol olduğu diziler yaptı ve ikisi de tutmuş. Ben henüz izlemedim de puanları falan bayağı iyi yani ikisinde. Abi dizi tutturma konusunda Chuck Lorre e, herhalde şampiyondur ya. Yani o, o, kimdi? Şeyi yapan abi. Big Bang Theory to an Okey, tamam. Kendisine Amerika'nın bir ol güveninde diyebiliriz. Ah, aynen. <gülüyor> <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Tam öyle ya bu arada. Tamam ya. Ben yani evet, neden adını hatırlamadım anladım. Ben evet, hiç hiçbirini ısınamadım bu dizilerin e, Bir tek Komiski Method'ın son dönemde galiba orada da varmış. Onun Aa, doğru. Evet. izledim. Fena değil gibiydi ama çok formülize gelmişti o da bana yine. Bir, bir sıkılmıştım yani. Yok abi Tuan Afben'in e, pardon Tuan Afben'in Charlie Sheen'li bölümleri arasında gerçekten çok iyi bölümler var. Burada orada da Charlie Sheen çok iyi. Evet, hmm. Saçma sapan iyi. Ee, orada da biraz şey oluyorsun ama sonra Alan da iyi yakalıyor. Sonra böyle iki tane de güzel komik manyak yan karakter koyuyorlar. Okey diyorsun tamam yani. Hani bunlar bir odaya gelsin birbirleriyle konuşsunlar falan. Öte yandan mesela işte Big Bang teorisi ne kadar bayat. Yani bir mizahtı bütün hiç, ömrü boyunca hiç ne kadar bayat mizahlar. Yani. Oğlum çok kötü ya. Yani Evet bu arada e, biz bir gün Günhan'la şey konuşmuştuk NGK'da ben e, bu Big Bang teorisi aklıma oradan geldi. Böyle Big Bang teorinin Instagram'da Reels gezerken klipleri geliyor önüme. Hep bayat mizahlar. Yani iğrenç evet. şakalar, saçma sapan şeyler falan böyle bakıyorum, izliyorum da yani hani çok Modern Family'i de böyle böyle izleyip lan ne kadar kötü bunlar falan evet. demiştim. Sonra birkaç bölüm açmıştım. Onları da bakmıştım ama bunlar ne kadar kötü diye. Abi 10 sezon Modern Family, 11 sezon Modern Family izledim geçen geçtiğimiz e, aylarda. Ee, yani bir bölüm Loki izlemedin mi Vede? <laughs> evet. Kanka evet. yemin ediyorum 11 sezon Modern Family izlemek e, ve bu arada o Modern Family kötü bir yani vasat en iyi en iyi günlerinde vasat bir sitcom. Gerçekten daha kolay bir bölüm Loki izlemek Abi lazım. Abi bana 6 Çünkü... sezon 6 sezonu ben zorla Modern Family izledim. Ee, tek tek güldüğüm karakterler Gay kapıldı. Eee ambiyene kulandıktan sonra gerçekten yani şey falan kafama sıkmak istedim yani hani. <laughs> Abi çok vasat, çok dandik bölümleri var ama bak bir tane efsane karakteri var. Phil Dunphy bence. Yani e, onun dışında diğerleri iyi oyuncular. Bak mesela yine oraya iyi oyuncular abi tamam mı? Yani komedi zamanlaması, mizah zamanlaması iyi oyuncular. Çok vasat şakaları satabiliyorlar, uğraşabiliyorlar üzerine. Ve bir noktadan sonra sen artık 7 sezon, 8 sezon, 40 bölüm, 50 bölüm, 100 bölüm, 150 bölüm bu adamların suratına baka baka e, sahte bir yakınlık hissediyorsun. Bir sıcaklık ortamı hissediyorsun yani. Sonra çalışıyor. Yani tamam işte Modern Family çocukların arasında yemeğimi yiyeyim falan tarzı oluyorsun. Açıyorsun sitcom önüne. Bence bu safety mekanizması ile çalışıyor. iyi oyuncu. İyi oyunculukla böyle bir kas kurduğun zaman tamam şu arkadaş grubunun arasında gireyim falan tarz yapabiliyorsun kendini yani. Ya, bu arada Tuana deyince bir şey ekleyeyim bir bilgi daha. Geçen gördüm. Ashton Kaçır böyle son bir yıldır ciddi hastalık geçirmiş böyle. Bir dönem felç kalma tehlikesi falan geçirmiş. Hadi ya. Ha, şimdi iyiymiş ama toparlanmış. Hiç duymamıştım yani. Onun geçmiş olsun. Hmm. Bu arada sevgili Feno, My Name is Earl'ü daha iki gün önce tekrar dün yine Disney Plus katalonundaki siyah bir dizilerinden biri olarak oturdu. Bir çok, ya. çok, kötü abi. Yani baya evet, evet. bayağı kötü abi. Yani gerçekten utandım. Ne izlediğimden utandım falan böyle. O kadar dandik. Bir yani şey gibi. De de beş... çok ulvi falan ya bir de böyle. Şimdi düşününce çok dandik geliyor bana ya. Oğlum <laughs> çok. Ya ilk beş dakika şöyle oldu Tancan. Ee, bu e, bu örle gerizekalı kankası yani, yani sübjektif kanaat değil yani hikayedeki vasfı gerizekalı olmak olan karakter evet. çıktılar böyle bir dükkandan önlerinden bir siyah kara kedi geçti. Ee, ondan sonra işte gerizekalı dedi ki ben işte kara kedi geçti geçemem yapmaya geri gerizekalı nasıl geçemeyiz falan. Hayır hayır geçemem işte patil inançlarımı arkadan gidelim. Arkadan da önlerinden bir tane kara kedi geçti. Tamam şimdi ne yapacağız? 3 saat beklemek zorundayız ya da bir tane beyaz kedi geçecek önümüzden. 3 saat bekledikten sonra abi son bir tane daha kara kedi geçti. Anladın mı? Çünkü hani tam 3 saat beklediler, <laughs> tam çıkacaklar. Bir daha kara kedi geçti falan. Ondan sonra öyle oturdu abi kağıdın dedi ki Hım, bu olanlar bana 50, listemdeki 56. numarayı düşündürttü. 56. numara. Kedisini bilmem ne yaptığım adam falan. <laughs> evet, <gülüyor> evet, <sağ> abi <gülüyor> yani <gülüyor> oğlum piyes yarışmasında mı yazdırdınız? Yani bu nasıl ucuz bir A noktasından B noktasına gitme ihtiyacı? Yani. yani. Şöyle bir yorum var. Jason Lee bok gibi oyuncu zaten hep aynı tip filmlerinde demiş. E, abi ben de senin gibi düşünüyordum. Sonra Chasing Amy izledim. E, orada çok iyi Jason Lee. Çok şaşırdım. Çok dramatik, güzel bir karakter yapmış yani. E, öte yandan ben tekrardan Breaking Bad'e döneceğim. E, sevgili Kanka Dogma ile evet. karıştırıyor olabilir misin? Çünkü Chase'in yemindeki karakteri Jason'in hiç dramatik değildi lan O durdu geri yani. Abi Öldeki heriften başrolden bahsetmiyor muyuz? Öldü? Evet evet ama o, o zaten Chase. neredeyse bütün Kevin Smith filmlerinde var ya Dogma'da da villain'ı oynuyordu Evet ama Chase'in gemide ee... Hakikaten bir arkı var oraya Yok lan Ben Affleck'in arkı var Ben Affleck'in arkının yancısı o, bu mu? tamam da bu arka yok anlamına gelmiyor ana karakter değil sadece hayır hayır evet ama adı dramatik bir arka yok çünkü yani işte olmaz olur mu oğlum arkadaşlıkları üzerinden gidiyor trisama bağlanıyor falan hikaye daha sonra sonra işte o meğerse adam gaymiş falan merse hani bence çok ince bir şey anlatıyor lan o chasing gibi çok ince bir yani o emi dışındaki hikayede böyle bir şey de var homoerotik bir undertone da var yani Evet ama onların bence dramatik yükünü Ben Affleck'in karakteri çekiyor. Jason diye öyle bir oyunculuk yapmıyor o filmde. Ben Affleck'in yani, yani, bir sahnesi yani, falan vardır. My Name is Earl ile karşılaştırılınca diyorum ben. Yani hani tabii ki adam değil şey da. değil. Ben çok seviyorum. Ben çok, çok, çok iyi film bu arada gerçekten. Ama bence ben sadece aslında bir şey diyeyim mi? Doğru diyorsun Gülen. Yani Chase Game'i Jason'in oyunculuğuna verilebilecek iyi bir örnek kesinlikle. Evet. evet. Yani daha iyi oyunculuklarını Dramatik ben drama daha da dramatik görmek isteyenler varsa Dogmada da öneririm. Dogmada da iyiydi yani. Dogmada iyi evet. bir film bu arada. Dogmada iyi bir film. Ya yani o o gerçekten o dönemin Miramax filmleri e... Ay herifin adını unuttum. O kadar hayal. Kevin Smith. Ki. Ay Kevin çok Kevin da konuştuk Smith. NGK'da. Kevin Smith bölümü falan var yani. Hmm. Kevin Smith <laughs> filmlerin o yarası çok güzel zaten ya. Ben çok yaratıcı işler yaptı yani. Ee, şey tekrar Breaking Bad'e döneceğim. Breaking Bad, Bad konuşmak istiyorum biraz. E, Dön. Abi hep böyle benim kafamda şimdi şöyle diziyi canlı yayınlandığı dönemlerde izledim ben e, ve ondan Anladım. sonra diziyle ilgili bütün bilgim işte YouTube klipleri, arkadaş muhabbetleri, e, YouTube'dan işte önemli işte state out of my territory ya da işte I am the danger gibi Hı -hı. sahneleri izleyip nasıl küçük hatırlat hatırlat yani. Knocks. Aynen aynen aynen. Ve kafamda hep şey diye kalmış dizi genel hikaye omurgasında. Volt çok yavaştan kötülük yapmaya başlıyor. Ve böyle işte gerçekten de artık son finallere doğru falan evet, yarak gibi bir insan dönüşüyor. Hiç öyle değilmiş lan. Volt başından itibaren kötü bir herif oğlum. Tabii. Ee, Hardcore yani, giriyor ya. tabii tabii. <laughs> zaten yani ikinci bölümde falan bunlar asitle adam eritiyorlar. <gülüyor> hani ben hep aklımda şey diye kalmış. ama işte Walt Crazy 80, uyuşturucu satıcısını kaçırıyor. ...işte öldüremiyor... ...işte oturup onunla şey yapıyor... ...dertleşiyorlar... ...işte bebeğinin şeyini oradan almış... ...beşiğini hmm. oradan almış da falan... ...yok dayı yani... ...sonra gidiyoruz adamı öldürme kararı vermesi... ...ya yani inanılmaz derecede bir kere... ...şey ne derler o... ...self preservation... ...içgüdüsü... ...kendini koruma içgüdüsüyle hareket eden bir herif... ...ve yani kendini iç koruma içgüdüsü dahilinde... ...her şeyi yapabilen bir herif yani... ...hemen oradaki şeyi görüyor... E, tabağın taban kırıldığını görüyor. Bak işte mesela Tancan bundan bahsediyordum. Çok şey eee olmayan burada olan çok böyle masalsı anlar var. Gidiyor çöpe tam işte bir şey atacak çöpe. Bir bakıyor çöpte cam şey kırılan tabağın parçaları var. Sonra birdenbire hmm. bir gidiyor. Tam adamı serbest bırakacak. İkinci kez bakma ihtiyacı hissediyor çöpe. Bir şey gördüm lan ben orada diyor. Neymiş efendim? Orada Spor hoş geldin. Orada meğerse e, kırılan birleştiriyor falan kintsugi yapıyor böyle kırılan taban parçalarına. Orada bir tane kırıkmış onu anlamış. Orada kayıpmış bir parça. Onu demek ki herif aldı bunu bıçaklayacak. Şişleyecek diye böyle öldürmeye karar veriyor hemen orada. E siktir lan yani. Bunlar, evet. artık, bunlar biraz şey kalıyor <laughs> bana yani. Hani Volt'un aşırı dahi yani şeyleri falan. E, işte, yani hero diye. Biraz plot armor yani açıkçası. Ama işte asıl anlatacağım şeye geliyorum. E, hep Skyler e, şey yapıyor. Adamın kafasını sikiyordu. Ve işte bu herif gerçekten de böyle e, hak etmiyor başına gelenleri. Şu anda Skylar'ın da gerçekten de e, yarak gibi karakter olduğunu düşünüyorum. Volt'un da. İkisi de çok kötü. Ya Skylar'ın hmm. çok aklımda değil ya hikayesi. Bayağı olduğu için izlediğimi Abi... tekrar izlemem lazım. Abi Her şeyin Skyler... cücür ettiğini hatırlıyorum sadece. <laughs> abi evet bak şimdi bu çok şey tartışmasıdır zaten. Skyler bir Kim Rexler olamıyor yani orada. Olamıyor. Rekster, hmm. Olamıyor abi. Çünkü Skyler e, yani böyle şey bir durumu var sürekli anladın mı? İşte Volt bir şeyler yapıyorsun ama işte let me in. işte şey falan yaptı abi işte en son şey diyeyim 3. sezonu terk etti falan Volt'u böyle. Ama Volt'a kanser falan. Yani işte yalanlarını öğrendi bir yerden Volt'un para kazandığını falan öğreniyor ve anında terk ediyor Volt'u ameliyatından sonra yani e, çok şey abi e, bilmiyorum onun da böyle genelde motivasyonları bir noktadan sonra şeyi anlıyorsun yani Skylar'ın da motivasyonları işte şeyle Beneke ile tanışınca falan böyle bir Beneke'den bir hoşlanma durumu oluyor falan yani. Eskiden böyle Skyler'a haksızlık yapılıyor. Volt çok çektirdik adına falan diyordum. Yok ikisi de bence berbat karakterler. <laughs> Hank Schrader ırkçıymış. Hank yani zaten tam böyle Amerikalı polis ya. Bunu Tabii hiç var. şaşırmadım lan evet ben de. Hatıramıyorum ben de böyle bir şey. Ama bir yandan da evet. Çünkü o dude'du gerçekten. Arkadaşlar yani. bu herif sürekli olarak Latinlerle ilgili işte fasulye yiyiciler, fasulyeciler. Bu fasulyeciler hmm. İngilizce bilmez. Sürekli beaners falan diyor. Ben bunu biraz araştırdım. Bunlar Reddit'te falan çok tartışılmış. Ee, ve şey diye bir konuşma çıktı. Hangi neden Orta da Latino değil miydi ya? Ortağı, Latin, Latin ona da mi? yapıyor. Yani, Shit talk evet. yapıyorlar karşılıklı ama onun dışında çok casual, ortağın olmadığı yerlerde de bu muhabbetleri devam ediyor mesela. Ee, e çok ve ben çok makul lan o düz. Çünkü o düz Amerikan dude'du ya işte tabii, tabii. onu temsilen karakterdi tabii, yani. Tabii tabii. Tabii ama bak şey beni benim daha çok ilgimi çekti bu sefer izlerken abi. Hank'in hikayesi daha çok ilgimi çekti. Çünkü Hank'e de orada bir şeyler yazmışlar yani. Boş diye e, kayınço değil yani. Yorufa geldi hoş geldin. İkincisi o 26 ay. Ee, ya Hank'e bir... ya, yazmışlar ama bak mesela şimdi sen deyince düşünüyorum tekrar. Yani ikizleri biliyorsun. Yani Better Call Saul'da da hikayelerini gördük. Çok iyi gördük. gördük. Herifler Allah gibi yani. Çok iyi ikizler. Çok hı. iyi oğlum. Gidip Hank'i öldürttüler onları yani şimdi düşününce aslında hikayenin içinde tutarsız kalıyor yani tam Hank. Kalıyor. Hank'i bu kadar kahramanlaştırmanın çok da bir anlamı yoktu yani hani dramasını yaşatmak, hüznünü yaşatmak okey. Ama o dramayı güçlendireceğiz diye de Allah yapmanın da çok anlamı yokmuş yani. Abi ben tam e, şey ne derler e, Hank'in. Mesela şeyde... daha iyi bir karakter o açıdan daha kompleks Dur, konuşuruz, bir Konuşuruz konuşuruz hani. onlara da geleceğim e, tam Mike'ın ve de ikizlerin çıktığı bölümleri izliyorum şu anda. İlk kez Mike'ı gördüm. Mike mesela şeyde geliyormuş. Kristen Ritter'ın karakteri Odie'sinden sonra geliyormuş. Oraları da geleceğim. Oraları da konuşmak istiyorum da. Şey mesela ikizleri ilk çıktığı sahneyi hatırlıyor musunuz? Çünkü ben yeni izledim. Hatırlıyorum galiba evet. Şöyle çıkıyor ikizler. Bir tane kasaba var galiba şeyin hatta 3. sezonun başı Dark Sozin hoş geldin. 3. sezonun başı böyle çok tepeden e, aşırı derecede Meksika'da e, Meksika sınırında böyle bir kasabayı açıyor böyle aşırı sarı bir renkle. Çok güzel bu arada o planlar. E, adamın neden şey Albuquerque ve işte o, New Mexico taraflarını seçtiğini çok iyi hatırlıyorum. A, çok iyi anlıyorum. E, ve şey işte böyle bir sürü insan abi yolda sürünerek bir yere gitmeye çalışıyorlar. Tamam mı? Sonra bir hı hı. Mercedes geliyor böyle duruyor. Ve ikizler çıkıyor. Önce ayakkabılarını görüyorsun falan. Kıyafetleriyle böyle üzerinde parlak ceketleriyle falan. Onlar da şey yapıyorlar. Sürünmeye başlıyorlar. Sonra şeye gidiyorlar işte. Bu Meksikalıların Latinlerin, Güney Amerika'nın ölüm tanrısı var ya. Bunun olduğu bir sunağa doğru sürünüyorlar. Oraya Heisenberg'in resmini yapıştırıyorlar falan. Öyle bir mitolojik bir şekilde çıkıyor ki herifler yani. Evet. Aslında dizinin bayağı, bayağı böyle... Çok sağlam. Dizinin ciddiye inanılmaz e, bir mitolojik altyapı da kurmuşlar. Mesela işte Hank şey gidiyor e, Meksika'nın El Paso'ya gidiyor terfi alıp El Paso'da daha böyle sert bir, bir birimde takılmaya başlıyor. Orada arkada bir tane polis var. Polis dedi de, Drag Jesus diye bir şey var işte Meksika'da hatırlarsınız belki. E, Drag satıcılarının Jesus'u gibi bir karakter. E, hmm. Mitolojik şehir efsanesi. Onun heykelini görüyor. Niye diyor düş, bu, Bunların bunlar diyor işte şeylerin e, kristal kartelin Sembolü değil mi? Bunu niye masana koyuyorsun diyor. Ya e, düşmanı tanıman lazım falan filan bilmem ne. Ondan sonra Hank'in masasında da hep görüyoruz. aynı drug right Jesus falan. Demek istediğim şey. E, çok güzel sembolik bir altyapı var. Karteli de böyle mitolojik bir noktaya aslında tutuyor. Evet. Hank'in e, şey arkını ben çok beğendim abi. Bunu El Paso'ya gönderiyorlar. Senin dediğine geleceğim bu arada. E, bunu El Paso'ya bir gönderiyorlar. El Paso'da bu işte kafasını kesilip kaplumbağaya yerleştirilmiş. İşte orada böyle diye en çok daha yoz bir noktada kartel ee, whistle blower'ları ile çalıştığını falan görüyor. Hayal kırıklığına oluyor bir tık. Ve e, kendisinde kadar soft olduğunu görüyor. Ve panik atak başlıyor abi Hank'te. E, evet. bu, ve bu panik ata işte işe gitmiyor falan evde bira yapıyor. Bu panik atağı aşıp daha iyi bir polis oluyor. Aslında kahraman anını biraz şey yapıyor. E, ne derler? E, hak ediyor <laughs> her gibi. Salamanca kardeşleri de çok bala öldürüyor oğlum herif yani. Zaten sakat kalıyor ondan sonra. Bir de o arka var. Mineraller arka. Ya işte onu bence şeyden yapıyor şimdi. Daha düz böyle asan kesen polis gibi gitse onları öldüreceği kısım o kadar güçlü olmaz. Evet. İyice böyle düşürüyor, düşürüyor. İşte panik ataklar, bilmem neler, draması zorlaşıyor. Bir yandan Walter'ı bulacak falan. Sonra gidip ya tabii orada biraz şey de yapıyor yani ben şimdi soğulu izleyerek de konuşuyorum. Bir de biz ikizlerin ne kadar ya 25 kişinin arasına dalıp insan öldürdüğünü gördük. E, abi, e şimdi abi, bir iki, tane evet. adam arabayla ileri geri giderken yanına böyle öfkeyle gitmeleri çok mantıklı gelmiyor. Tabii şimdi o zaman onu önde yazdıkları için de bir tuhaf oluyor yani. Biraz kafa ya. karıştırıcı aslında. İkisini bir düşünmemek lazım belki de. İşte, i̇şte evet çünkü yani onu yaparken büyük ihtimalle ikizleri ya abi bak Breaking Bad e, hikayesinde bütün yan karakterler, bütün düşmanlar falan bir tık daha güçsüz. Ama Better Call Saul'da sonuçta hayatta kalmaları gerekiyor. Hikaye gerekliliklerinden ötürü bir takım plot kalkanları da var yani. Öte yandan şey çok hoşuma gidiyor ya benim. Bütün bu Partel'i e, ve de işte Gus işte Salamanca ailesini falan çok güzel yazıyorlar yani. Çok güzel yazıyorlar. Bayılıyorum ya. O ikizlerin neden Oğlum. öyle olması falan. Gasperink deyince Esposito harbiden kadrolu şey oldu ya. Bugün Harley Quinn'in animasyonunu izliyordum. Orada da Rex Luthor'un sesi herif. Yani seslendirmede de kötü oynuyor. Oyuncu kendi kötü evet. oynuyor. Şimdi Marvel'a da girmek istiyormuş. Ama Gasperink... Evet adam abi böyle şey gibi <laughs> ne kadar memnun bir de rolünden. Kendisine evet. biçilen genel istasyondan yani. Okey lan dedi. Okey ben Geekdom'da bir villain olarak hani beni görünce sevinecekleri bir villain olarak her yerde varım dedi bundan sonra animasyon, Gus film etkisi kanka, video oyunları Gus, tamamen gasfuring etkisi çünkü ben şeyi çok net hatırlıyorum ee, yani canlı canlı izlerken ki hepimiz izledik yani yayınlandığı dönemde sürekli yeni bölüm bekledik Game of Thrones gibi bir şeydi ee, gasfuringe yani inanılmaz korkutucu bir karakterdi gasfuring ben şey diyordum yani bunu bunlara bir şey yapamayacaklar bu eli sikecek bunları her türlü her şey hazır hep sakin, sakinliği zaten ün yapmış durumda ee, eğer böyle adamın kurallarıyla oynarsan mesela şimdi yeni yeni tanışıyorlar Breaking Bad'le Walt'la şey gibi oluyorsun biraz ha okey tamam Gus'la tanıştı artık böyle bu, bunlar böyle benzer karakterler çok iyi para kazanacaklar falan gibi ama mesela orada e, Walter şey diyor hani ben diyor bizim diyor alike benzer olduğumuzu düşünüyorum iş yapabiliriz e, bu birdenbire inanılmaz alınıyor buna. Ama diyor hmm. şey diyor biz kesinlikle benzer değiliz <laughs> falan diyor böyle. Nitekim adamın üzerine yapıştı ya oğlum adam Star Wars yılını bile oldu yani. Oldu ya. Yeni dedi ya. Ha Mando'da Mando Mando'da. O herif Künat bayağı şu an ak akarken dolduruyor ya inanılmaz yani çok takdir e ediyorum. Yani. Yani. Herif en yoğun aktörlerden biri olabilir şu an <laughs> Bir şey diyeyim mi? Ee, bunu ben yani bilmiyorum kendisi böyle bir kariyer royal tarzı eder bir şey gibi de bir opsiyonu var bundan sonra. 5 sene sonra hiçbir yerde rol almasın artık. Hiçbir yerde çıkmasın, oynamasın. Konvansiyon konvansiyon gezip imza dağıtarak para kazanır ha. Yani tabii, tabii. o biraz <laughs> şey Baran hoş geldin. Ee, abi bütün <laughs> Harry Potter yani çocuk Harry Potter çocukların yüzde 85'i böyle geçimini sağlıyor mesela abi. Yeah, sure ama. da yani, vardı bu arada evet. Adam öyle bir yan karakter oynamadı. Adam Gus Fring oynadı yani. Hani çok mühür bir karakter oynadı adam. Kaderi olamaz yani. Bence. Abi o oyuncunun kalitesine bağlı bence. Karakterin mühürlüğüyle hiç alakası yok ya. Yani ee... çünkü şey gibi düşün yani ne bileyim Anakin Skywalker bağımsız olarak çok mühür bir karakter ama Hayden Christensen'ın günün sonunda Anakin Skywalker'ı oynayan adam şeklinde bir kariyer yapmış olmasının önüne önünde yani şey duramadı. Ama öte evet. yandan Obi-Wan da çok ikonik bir karakter ama Hugh göre bak nerelere koştu sonra yani. Hürmeten döndür role. Peki Marvel'da x olsa nasıl olur lan acaba? O mantıklı de dönüyordu, Değil mi? Çok acayip olabilir çok yani. Çok güzel olur. Sait'in akıllı karakterleri çok iyi oynayan birisi oynar yani. Ha, ha. Profesör X oynasın diyorsunuz. Evet, evet. öyle bir muhabbet dönüyor. Öyle onu oynamak istiyorum mu demiş. Bir, bir yerden bir önerimi mi gelmiş hali bir. İşte Marvel'a girmek istiyor ama orada hani kötü karakter değil de işte ikisi oynamak istiyor gibi. Bir ya Marvel olabilir. Hayatımıza oyuncu soksa daha iyi olur bence. Yani çünkü sanırım bitti oyuncular artık. Hani mevcut oyuncular bitti. E tabi. Kim, kim kaldı oğlum Marvel'a girmemiş bir şekilde? Yani, yani evet tabi bitti. bitti. Ya Marvel ben tekrar Breaking Bad'e döneceğim. <gülüyor> 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 ya dön çok kardeş. yeni yeni izliyorum. Sizinle konuşmak istediğim için açıkçası kusura bakmayın. Biraz şey yapıyorum ama. İkinci tura e, ben de döneceğim onu ya bir vakit. Dön. Diye. Vallahi dön. Bak Saul Goodman abi. Saul Goodman. Ya of çok iyi yazmışlar oğlum Saul Hadi ya. Kaçıncı bölümde geliyordu Saul Goodman? Çok erken sezonda geliyor biliyor musun? Çok erken geliyor. İlk Hatta... sezonda mı geliyordu? Yok. ikide geliyor. İkide ee... değil mi? İkide tamam. İki... Geldiği sahneyi sana söyleyeyim. Bak ben çok dikkatli izledim ilk iki sezonu. Birinci sezonda bir yerde şey var. E... Reklamı var abi. Bir yerde reklamı duyuyorsun. Ha. Evet evet arkadaşlar işte bu yüzden çok coşuyorum şu anda. Yani evet. Sanki Better Call Saul'u çekecekmiş gibi çekmişler Breaking Bad'e. Her şey çok uyuyor yani. Evrenler çok yani şu Marvel'da asla yapamadıkları her yerden patlaması durumu var ya burada inanılmaz Lego gibi oturuyorlar birbirlerine. Ee, şey yapınca Lalo muhabbeti de tabii ki Lalo Salamanca muhabbeti. Lalo Salamanca Lalo karakteri var abi Breaking Bad'de bunu biliyor muydun? Evet evet onu biliyorum. Var. Muhabbet dönüyor. aynen. Onu yaşamış yani olayı. Bunu nasıl? Herhalde orada şey diye yazdılar ya işte Lalo diye bir adam olduğunu san korksan dediler. Lalo'yu daha sonra Breaking Bad'de bir şeyde Better Call Saul'da bir karakter yaptılar gibi. Öte yandan şey ne derler? bir yerde arka planda sesini duyuyorsun abi. Det 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 dedi birinci sezonda. İkinci sezonda Badger yakalanıyor met Matt satarken. Oradaki oturduğu bankta Saul var. Zaten 2-3 saniye sonra Saul geliyor birdenbire. Jesse tanıyormuş ve işte Becer'i avukat olarak falan buluyor. Ama e, gerçekten çok iyi yazmışlar Saul'u falan ya. Yani hala çok iyi. Breaking Bad'de de çok iyi. Anlıyorsun bu herife gerçekten de dizi yapılması lazım diye bir, bir noktadan sonra şeyi bekler oldum çünkü. Tabii canım. Yani çok işte, sevmiştim ben de Breaking Bad'ı. Evet için. evet. Bir noktadan sonra çünkü şeyleri atlamaya başladım. E, Skyler ve Walt'un didişmeleri beni çok bayıyor. Eee... <laughs> Zaten ama <laughs> şeyi de anlamışlar Ömer, abi. Sahneleri gibi değil? Evet evet şeyi, yani. şeyi de anlamışlar ama iki sezonda akıllılık göstermişler orada da ya arkadaşlar işte bu Volt ve e, Sky'ların tartışmaları yani sustainable bir şey değil dizinin çok temposunu bölüyor. E, biz en iyisi bunları boşandıralım falan diye üçüncü sezonda kendi evinde yaşamaya başlıyor Volt zaten çıkıyor orada konu e, ev ev hayatı varıyor çünkü bir yerden sonra yani Jesse çok iyi yazılmış bir karakter arkadaşlar. Olu da Jesse... kız zaten biraz. Tabi. Jesse takdir etmek istiyorum. O, o çocuğun ağzına sıçıyor volt ee, evet ya çok, onu ben çok, ben ben çok ben harcıyor. Ben çok harcıyor e, Jesse'yi yani. Çok harcıyor. Jesse'nin ben Jesse şey, şeyin dizinin payoff'u o biliyor musun aslında? En büyük duygusal payoff'u sonunda Jesse'nin böyle evet, ağlayarak evet. en aklımda kalan şey o mesela ağlayarak en sonunda kurtulmuş olmanın şeyiyle huzuruyla yani gizli, öyle. Gizli başlıyor ya Jesse. Jesse nefret kusuyor dolu artık sonlarda Walter'a nefret kusuyor herif yani. Çok haklıydı. Yani. Bakamıyor bile yüzüne. Yani ben hep şey diye hatırlıyorum Jesse'yi mesela El Camino'yu falan da izlediğim zaman mesela El Camino iyi bir Breaking Bad bölümü gibiydi. Ama film olarak ben hala izlemedim mesela sa. Bakmadım. Şimdi i̇yi bir Breaking Bad bölümü gibi. Ee, biraz Better Call Saul'da da El Camino ile ilgili şeyden detay alıyorsun aslında. Orada El Camino'daki olayları anlatıyor. Ee, Francesca'yı arıyor ya sonda Payphone'dan. Ha evet evet. Oradaki olaylar şey işte El Camino olayları. Ee, ben Jesse'yi hep şeyde hatırlıyorum. İşte salak hiçbir şey beceremiyor. Bir noktada zaten üçüncü, ikinci sezonda Eroin Arkı başlıyor ve Eroin Arkı çok sert. Ee, oğlum çok sert oralar lan. Benim içim karardı yani. Ee, ama söyle. <laughs> evet. Bir, bir de şey bir sahnesi çok büyük kırılma yani. Ya. O e, şey trende hırsızlık yapıp çocuğun öldüğü bir sahne. Tabii. E, o meşhur o, o herif de sonra acayip oyuncu oldu ya sarışın herif. neydi? Evet. Unuttum ya. Yani. E, o orada da çok büyük kırılma yaşıyor. Sonra bize zaten sevdiği kızı öldürdüğünü. E, hmm, sonra en aklımda kalan sahnelerinden biri bu arada evet, Rehim yani. ben. Ay dedim yani, işte. o sahneyi. O abi şey. Yani çok o fena bol, ya. bakışı. Abi evet, evet. bak şey çok fena. Jesse Plemons ha ee, Jesse Plemons. Aynen şey çok fena ee, her noktasında abi hani benim kafamda hep böyle işte Volt doğru yola getirmeye çalışıyordu da Jesse bir türlü doğru yola gelmiyor diye kalmış. Yok lan Volt bunu aşağılıyor eziyor e, sürekli olarak inanılmaz useless hissettiriyor adama gaslighting yapıyor. Bak adama Doğru, evet, Kendi başına bir çocuk olun başta sırf piyasaya gireceğim diye çocuğu darlamıyor muydu en başta da zaten? Abi evet çocuk çocuk zaten şey diyor yeni bölgelere açılalım diyor mesela. Ama bak yeni bölgelerde vururlar bizim adamları falan diyor. İşte sen böyle ezik kalırsan olmaz falan bilmem ne. E, blowfish falan desen bir blowfishsin diye gaza getiriyor çocuğu. Yani inanılmaz istismar ediyor Jesse'yi. Ve şey noktası çok rahatsız. Volt başından bir yarrak gibi bırakıyor. Yani mesela Geçen bir sahne izledim. O sahneyi ben hatırlamıyordum. Bu e, şey muhabbetinde içiyorlar bir yerde. Bu işte kanseri yendi diye bahçesinde. Oğlum zorla çocuğuna alkol vermeye çalışıyor. Hatırlıyor <laughs> Niye? Yok, yani, onu hatırlıyor musunuz? hatırlamıyorum yani. Abi şey yapıyor. Önce Hank, bunlar Hank çocuğu e, ve işte bu oturuyorlar falan. İşte kendine koyuyor, Hank'e koyuyor, çocuğa da böyle şey yapıyor. Tekile koyuyor bir sürü. Ha iç ya bugün işte sorun değil falan diyor de. Daha sonra birinci içiyor, Volt bir sinirleniyor falan, ikinciyi de koyuyor. Çocuk işte şey diyor. İktam hadi ikinciyi de iç diyor Hank. Doğa hoş geldin. Sonra üçüncüyi de koyuyor. Hank şey diyor. Niye yapıyorsun ya bunu çocuğun? Çocuk içemez yani Üç tane şey. Kötü olur falan diyor. O benim çocuğum, benim evim, benim kurallarım diye inanılmaz olay falan çıkartıyor. Çocuk kusuyor daha sonra Şey ya, falan yani. şimdi atalım. Evet Kuralım evet Volt'un. Volt'un inanılmaz şeyi var böyle. Şey net görüyorsun adamın ben o sahnenin analizini izledim havuz sahnesi hep şey diye anlatıyorlar yani bazı yerlerde adamın içindeki kötülük Heisenberg şey yapıyor normal hayatına akıyor ve işte o sahnelerden birisi Son zaten bütün dizinin olayı o ya yani Volt olarak başlıyor ve Heisenberg oluyor ama belki başından beri Heisenberg'ti zaten şey gibi hissetmiştim ben oğlu engelliydi değil mi onun Enge engel evet. çok yakışık bir çocukmuş ya. lan o çok yakışık bir çocuk. Onu şey görüyor işte herhalde yani güçsüz, engelli yani kendi hayal kırıklığı olarak görüp, Jesse'ye o yüzden yükleniyor olabilir ya onu. Tabii gibi. tabii ya i̇şte onların, güçlü onların... oğlum bu olacak benim falan gibi. Aynen onlar benim kafamın kafamda uçmuş şeyler falan. Öyle bir plot var orada adamın bir kere e, bu işte mesela şeyi falan çok net görüyorsun işte bu Nobel ödüllü firmasında çalışırken çok daha alfa bir karakter. Daha sonra böyle bir lise hocası olunca bir eşit evet. bir karaktere regressliyor mesela. Çünkü şey diye anlatıyor bu işte eski arkada o şeyle Gretchen'la konuşurken şey diyor sen diyor kıyafetlerini aldın ve siktirdin gittin falan diyor böyle. Hani kendi kararlarını verebilen daha alfa bir karakterken beta bir karaktere e, reduce oluyor ve bu beta durumunu hiç sevmiyor. Ya başından beri zaten şey çok iyi yapmışlar. Şey diyor Skyler kendim için yaptım. I did it for me falan diyor ya. I'm in the empire business falan işte o o bir kafa ben onu hatırlıyorum mesela şeyi nasıl oralarda onun kafası ne zaman geliyor? Çünkü e, yani hayatta bunu hayatta kalmak için yapıyorum. Kendine böyle söyleyerek başladığını hatırlıyorum. Sonra ama bir noktada artık kendini de bunu söylemiyordu. Çünkü I'm in the empire business repliğini hatırlıyorum. Yani bu evet. ayrımı yaptığını evet. artık. Şeyde oluyor. Çünkü ee, ha şeyde flashbacklerinde de veriyorlardı ya. Yani şey, ilk defa dizi şeyden bahsetmeye başlıyordu artık hani bu nasıl eskiden kimya şirketi varmış, kaybetmiş falan filan, büyük adam olacakmış, olamamış. Hı, hı. Onun net evet. anlatmaya başladığı zamanlarda da o ona şey yapıyordu diye hatırlıyorum. O farkındalığı yaşıyordu diye hatırlıyorum. Şeyde oluyor abi. O farkındalığın spesifik bir sahnesi var. Bu arada ben şey çok hoşuma gitti. Hı hı. Sahne sahne 13 yıl önce Reddit'te derinlemesine tartışılmış Breaking Bad arkadaşlar. Yani her sahne hmm. Mesela gidin Google'a ben direkt şey neden volt e, tuvalet ka e, kağıdı dispenserine yumrukladı yazdığım zaman Reddit'te 13 yıl önce yapılmış inanılmaz tartışmalar çıkıyor yani. Hatta şu anda bir akım başlattılar. Breaking Bad yeniden başlamış gibi bölüm bölüm tartışıyorlar. E, bir takvim belirlemişler. Çok evet e, tartışıyorlar şey abi. E, Better Call Saul üzerinden yapıyorlar bunu arkadaşlar bu arada. Yani Better Call Saul'u bildikleri için daha iyi analiz ediyor şu anda herkes Breaking Bad'i. Öyle bir furya var. Neyse ee, şöyle oluyor abi. Bu, buna şey diyorlar. Ee, yok ben o akımdan dolayı başlamadım. Sahneleri analizlerini okurken keşfettim böyle bakım akım olduğunu. Reddit'te var şu anda. Breaking Bad Reddit'inde sabretme. Şey. Ee, aha, buna birdenbire şey diyorlar. Kanserin %80 remisyona girmiş falan diyorlar. Ee, hmm. Hatta ondan öncesinde Volt'un kan kustuğunu ve nefes alamadığını falan görüyorsun. O kan kusmayı ve nefes alamadığını başka bir yan etkileriyle ilgili şey yapıyor. Onlar kanserden değil diyor. %80 remisyona girdi diyor. %80 remisyonu anlatınca bu bir bozuluyor abi. Aşırı hmm. canı sıkılıyor. İnanılmaz yani. tabi inanılmaz canı sıkılıyor. Ve bir yerde şey yapıyor. E, tuvalete giriyor. Tuvaletten çıkarken böyle dispanseri yumruk atıyor çok sinirlenip. E, kararı öğrenince. Okay. Orada ve işte bu işi bırakmaya karar verdiği zamanlar falan işte şey diye anlatıyor işte şeyin önüne geliyor. Şöyle buluşuyorlar. Frink'le buluşuyorlar. Ben criminal değilim. Bunu anladım. O yüzden bir daha yapmayacağım falan diyor. Daha sonra o aralarda işte criminal değilim bölümünden sonra yok ben bunu gerçekten kendim için yapıyorum diye tekrar geri dönüyor. Hmm. Yani. Şeyin çok güzel bir cümlesi var ya bununla ilgili Michael Beturkos oldu o hap satan çocuğa yardım etmeye gidiyor ya işte anlaşıp. işte İşte artık evet. criminalsın diyor. Evet. Yok ben kötü adam değilim diyor. Bad guy değilim diyor. Tamam bad guysın demedim ama criminalsın diye. <laughs> Tabii. Bak Emre <laughs> Karan Walter yazmış. böyle Bad guy ile criminal arasında gidip geliyor zaten bir süre. Sonra Tabii. anlıyor zaten full bad guy olduğunu yani. Emre Karan yazmış. Met işini kendi için yaptığıyla mı yüzleşiyordu diye. Ve şey Emre Karan demiş ki Saul'un çöp kutusu tekmelemesini parlayarak. Aynen öyle. Saul da çünkü bunu çok yaşıyor. Ama daha grift bir durumu var Saul'un. 3 karakter çöp kutusu orada evet, biraz daha öf öfke şeyiyle de ilgili Saul'da, şimdi burada bir Heisenberg var bir de şey var e, Walter White var bu Saul'da üç tane karakter var James McGill e, şey avukat olan James iyi, iyi olmaya çalışan abisinin takdirini kazanmaya çalışan James McGill var e, Slippin Jimmy var daha küçük işler yapan abisini öfkelendirmeye çalışan ilgi çekmeye çalışan Sleeping Jimmy var ve de en sonunda hatta 4 karakter var ve Saul Goodman var daha sonra. Saul Goodman artık daha Empire Business falan bir herif. En sonunda da Gene Takevick. Ee, bu dört karakter arasında gidiş gelişini izliyorsun aslında. Better Call Saul'da. O çöp sahnesinde beni şey çok etkilemişti ya. Onu tekmeliyor sonra çıkarken kimon alıp bir geri koyuyor yerine düzeltiyor. Sonra evet. en son geldiklerinde de. E ee, çöp kutusu düzelmiş ama bunlar e, ölmüş Howard'ın yerine gidiyor. E, Cenazesinin için e, ta pardon, şey anması için gidiyorlardı tekrar. Son bölümdeki ya, güzel bağlantıydı o da. Son bölümdeki e, şeyin abi, Rhysii Seahord'un ağlama sahnesiyle ilgili ne düşünüyorsun? Of, çok çok. Of, ya ben mi? diyorum oğlum son 3 bölüm ben çok şey yaptım ya artık. E, çok objektif çok mantıklı bakmıyorum. Gerçekten çok fazla duygusal bağ kurdum galiba diziyle. Benim için Hiç. bayağı Üst seviye oldu her şey ya çok. Y ya ne y olsa can... hoşuma gidiyor şu an dizide. <laughs> y y can şey diye bir karakter var. E dizinin y başından beri. Kim Maxler diye bir karakter var. Saul'un karısı. Önce işte arkadaşı y sonra sevgi evet, sonra karısı falan. Hepsi ödül aldı bu arada Hep mi? Hepsi ödül aldı evet. Onu da izledim ben ya. Çok tatlılar oğlum. <laughs> evet ya. Bu muhabbetleri ee, falan baya iyi. çok. Onlar güzel belli ki, ki hepsi çok iyi arkadaş bu arada. Belli ki evet, yani. Şey abi. Karakter... 6 sezon boyunca inanılmaz soğukkanlı çok akıllı ve böyle işte bir yandan da böyle şey o damarı da var ee, Saul damarı da var yani böyle yap kötü şeyler de yapmak istiyor bir yandan ee, hiç ama ağladığını görmüyoruz bu karakterin yani çok siniri bozuluyor gözleri doluyor ama ağlamıyor çok soğukkanlı hep yani baba son bölümde geçen haftaki bölümde bir ağlama sahnesi yapmışlar kadına bütün 6, 6 sezonluk ağlıyor Evet öyle. yani altı sezon <laughs> ama altı Aynen sezon böyle, ama o his evet abi o hissi veriyor. Bir de böyle tutmaya çalışıyor kendini tutamıyor. Önce bir hıçkırmaya başlıyor sonra birden bir uluyor uluyor otobüste ağlıyor ya kanka. Çok evet, gördüğüm evet, en gerçekçi evet. ağlama sahnelerinden birisi olabilir ulu çünkü yani hep biz ağlıyoruz sonuçta uluyarak ağlamak diye bir muhabbet vardır ya tamamen artık. Bütün o tutma tutma şeylerini falan bırakırsın ve Uluya Uluya köpek gibi ağlarsın böyle. Çok, çok iyi ya. Gördüğüm en iyi ağlama sahnelerinden birisi olabilir yani. Ya, işte bu, bu dizinin zaten en güzel yanı o ya. Bütün karakterler bir noktada pişmanlığıyla yüzleşiyor ya. İşte Nacho da, Mike da, Saul işte da. yüzleşiyor? Saul yüzleşmiyor bence. Ee, herhalde son bölümde göreceğiz bir şeyler. Ne olacak lan bu arada? He? ben yani. çok merak ediyorum. Alp hoş geldin. Ben çok merak Bekliyorum ediyorum ben. ne olacağını. Yani muhtemelen böyle bir kırılma bir şey olacak ya. Yani. Bir şey yapacak göreceğiz yani. Aman abi öldürmesinler de. Yani <laughs> onu çünkü yaptılar ya bence. Ölmeyecek. Bence evet. ölmeyecek. Kesin. Yani bence ölmeyecek. Bir son bir dava sahnesi göreceğiz bence. Yani onu son bir Bence bir, de. Bir avukatlık hamlesi göreceğiz bir şey olacak yani. Kendi davasını göreceğiz bence. Bak ben sana bak şeyimi söyleyeyim mi? Ee, şöyle olacak bence finalde Better Call Saul'un finalde şöyle olacak. Ee, gerçekten hapse girecek. Kendi davasını göreceğiz. Ama bu sefer tabii tutuklu olanı olacak. Suçlu olanı olacak. Ee, ve belki de şey ne derler. Ee, şey gibi bir muhabbet olacak belki de. İşte, işte avukatıyla ilgili bak işte sen benim avukatımsın. Şöyle şöyle yaparsan şöyle olabilir gibi şeyler diyecek. Ve abi hapishane e, hayatı. Kim olacak pis... sence avukatı? Gördüğümüz biri mi olacak? Yok. Bence gördüğümüz biri olmayacak. Ama Saul gibi bir tip belki olacak yani. Orada bir full circle çekerler mi acaba? Çekerler diye düşünüyorum. Ama şey olur. Hapishanede hayatta kalmak için Saul'luk yaptığını göreceğiz bence. Öyle bitecek dizi. Kim Wexler olamaz. Avukat değil. Baro'dan çıktı. Bakalım. <laughs> Avukatı Daredevil olacakmıştım. Evet, bu böyle. evi görecekmişiz abi. <laughs> evet ya. Ya çok Helecanlı iyi arkadaşlar. Breaking olacak. Bad Aa burs vermeye çalıştığı kız olabilir mi demişler lan? Çok iyi. Çok iyi. Evet, çok long shot ama bilmiyorum. Çok long shot. Çıkarsa konuşuruz ama. Eee Bir sürü avukat var lan bu arada şeyden falan da bunun e, polis teşkilatında çalıştığı herif falan vardı kel olan. Var evet o herif. Şey Ray kapışıyorlardı? sonra o yürümüş gördük ya böyle büyümüş falan. Onu evet, gösterdiler. Evet. Bak mesela onu göstermelerin bir nedeni olabilir. Ali gösterdikleri muydu? Neydi onun adı? Evet yani. evet Oakley. Gösterdikleri her şeyin bir nedeni var. Şimdi tekrardan bir Breaking Bad'e <laughs> dönüyorum. Ee, şey şeyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ee, i̇kinci sezonda bu işte Jane Main giriyor ve bir uçak kazası muhabbeti var ya. Uç, uçak kazası muhabbeti inanılmaz bir long shot bu arada. Yani e, adamın Evet kızı... onu ben de <laughs> Evet adamın ve de o bir sezon boyunca tease ediliyor sürekli olarak. Bunu çok yapmayı seviyor Vince Gilligan. Sezon boyunca sezonun finalindeki o kazayı küçük 5 saniyelik 6 saniyelik sekanslar halinde dizinin başına koymuşlar siyah beyaz. Pembe ayı hatırlarsınız mesela. Evet abi. Ee, size şeyi soracağım. Pembe ayı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Neyi sembolize ediyor? Gözünü alıp volt saklıyor daha sonra falan. Ee, ve bu uçak o olayını ya. uçak olayı bir tık bana long shot e geliyor. Evet emanet duruyor biraz yani. Adamın işte kızı e şey yüzünden ölüyor da ee, Volt bununla ilgili suçluluk hissediyor da akla, Volt şey noktasına falan giriyor abi bir yerde lisede konuşma yapacak falan işte şey diyor ya diyor bu uçak olayını da çok abarttılar diyor çok daha büyük uçak kazaları oldu 600 kişinin öldüğü uçak kazası var falan gibi noktalara giriyor hatta Jesse şey diyor ya diyor ben diyor hükümeti suçluyorum falan diyor bir aşı karşıtı gibi saçma sapan şeyler söylüyor ee, o kadar hatırlamıyorum ya o kadar evet, evet. Kafamda. bu uçak kazası arka ile ilgili ne düşünüyorsunuz bir de pembe ayı ile ilgili Abi bunlar şey edebiyat ben de döneminde mi? fazla edebiyat bulduğumu hatırlıyorum. Yani Neyse fazla hoş edebiyat geldin. derken tutmamış edebiyat gibi abi. He. Bu çok şey yani biliyor musun? Yani çok kendinden hoşnut yazar numaraları bunlar. Sonra doğru toplayayım. Hani içinde böyle, böyle bir kafiye olsun bir şekil olsun bir stüktür olsun falan. Bunlar Hiç böyle çok böyle şey yani. Ya yani. yani hatırlasam hiç bakmam lazım, mevzulam lazım tekrar. Burada herhangi bir şeyin zaten ama orada sıkıntı şeydi abi bu arada ya. Ee, ya tematik olarak üzerine katlandığını hatırlamıyorum birincisi. anlatılan mevzunun, ikincisi Katlamıyor. şeyi hatırlamıyorum abi de ee, en çok yani bu bu hakikaten ne ifade ediyor ki? Yani çok böyle yani Walter'ın suçluluğunu mu ifade ediyor? Walter'ın yaptığı şeylerin sonuçları olduğunu anlamamız mı gerekiyor? Bu böyle bir şeyin bu arada. Yani uyuşturucu işine girerseniz uçak düşürürsünüz falan gibi bir şey mi gerçekten? <laughs> Değil bence. Değil. Çok... Değil. Ama falcı e... bir şey yani sadece. O uçak olayı bu şey e... şeyi izlemiş miydiniz Niyzuru Yok ya yok. ben izlemedim Niyzuru mu? Alo. Alo. Ha, yok, izlemedim. İzlemedik. Ha. Ha, gelmedim gelmedi mi sesimiz? Ben duyamıyor muyum oğlum? Yok şu an duyamıyorsun bizi. Evet duyamıyorsun <laughs> bizi şu anda. Niye öyle oldu? Hello. Düzeltir şimdi. Şimdi biz de can hiç duyamıyoruz oğlum sesi de gitti. Evet şey yaptı büyük ihtimal mikrofonu falan şey yapıyor. Muhtemel. Niye? Ne zaman çıkmıştı? Bir hatırlamıyorum ben. Abi hep sonra. anlatırlar. Newsroom'u çok iyi dizi diye. İşte fakat yani ben böyle e, izleyemediğim çok iyi olduğu iddia edilen bir takım diziler var. Newsroom bunlardan biri mesela yani. Abi Newsroom o kadar iyi değil. Sadece aklıma şeyden dolayı geldi abi. Newsroom'un ikinci sezonunda aynen böyle bütün sezon bir şey bir şeye gidiyorlar. Bütün sezon oraya gidiyor böyle. Bir tane Operation Genoa diye bir şey varmış. Bunun haberini yapmışlar. Bütün sezon şey şeklinde zaten çerçevelenmiş. Bizim haber ekibi ee, şirketin avukatlarına e, şey ifade veriyorlar. Yalancı ifade veriyorlar. Yani gerçek mahkemede söyleyeceklerinin provası gibi yani aldın mı? Bütün sezon boyunca bir Operation General altta bir şey varmış falan. Ee, i̇şte bu bölümün o sezonun ortasında falan böyle bir kimyasal saldırı yapılmış. Hani gerçekten bu ispatlanıyor. Sonradan en sezonun en finalinde de wow falan diye bir yere bağlanıyor. Yani böyle bütün sezon bir yere doğru gidiyor. Tematik işlemleri tutturmak ne kadar zor ya. O da bana şey, çok Aa, şey gelmişti yani. Oha Aaron Sorkin'miş lan bunun yaratıcısı. Ben hiç Aynen. <gülüyor> aynen, aynen. <gülüyor> okay. Pardon Aaron abi önümüzü diyoruz. İşte bu da yine kendine hoş yazar numarası yani. Ha, dur ben toplayacağım şimdi sonunda falan diye böyle sonra evet, doğru, doğru bir tematik. Evet, biraz böyle değil mi yazarın böyle e, imzası gibi böyle bir şey. Hmm. Bir hareketim var şimdi bak of neler olacak aynen aynen topluyorum şimdi abi bak izle hoş geldin Emir Emir hoş geldin ya ben e, yani e, şey abi kapatıyorum konuyu artık çok fazla sahne sahne kafanı sikmeyeceğim ama e, şey ne derler İştirak ettiğiniz için de teşekkür ediyorum bu arada çünkü yıllar önce izlediğiniz bir dizi ve ben izleyip çok yaşıyorum tekrar, işte tekrar izlesem inanılmaz iştirak ederdim bazı yerleri hiç hatırlamıyorum ya. kusura bakmayın İzleyin yani. bence yani. bu arada hala de izlerim ya Evet yani hakikaten hala çok iyi bir dizi ve ben şey olmuştum bir tık. Yani evet izlerken çok coşuyordum ve böyle her hafta hatırlarsınız dizilerin yeni bölümü çıkardı sonra. Tabii. Torrentlerdik. Arkadaşlarla muhabbetini yapardık saatlerce. O zamanlar yayın yapmadığımız için arkadaş muhabbet yapıyorduk. Ee, yani o zamanlar çok konuştum. Çok yazıldı, çizildi. Breaking Bad ile ilgili falan. Ee, fakat yıllar geçince. o zaman. <laughs> tabi tabi. Yıllar geçince unutuyorsun ne kadar iyi olduğunu. Ya da bazen yeteri kadar iyi çıkmıyor. Mesela ben Mad Men'i izlediğim zaman yani e, tekrardan yıllar sonra ne kadar iyi bir dizi olduğunu anlamıştım. Şey e, çok beni büyüledi ya arkadaşlar. Karakterlerin e, yazılımı yani, so, bu, so, yani hakikaten böyle benim kafamda Breaking Bad bir tık böyle e, hype'ı ile kalmıştı. Ama izleyince çok başarılı, çok iyi. A e, gelmiş geçmiş iyi dizilerden birisi olduğuna okey oldum. Tahsincim hoş geldin canım. Benim 6. Hoş geldin sonra. Tahsin. Eee Abi Don Draper isimli bir chat'te bir mensup insan var. Bu da insanın dediği şey gerçek bir şey mi? Bir dedikodu Kurtlar mu yani. Tabii Netflix film yok ya. Yok öyle bir şey. Böyle öyle bir şey yok şey. değil mi? Hayır hayır yok, yok öyle bir şey. Yok. Ama sen olduğu gibi yeniden başlıyor mu Kurtlar evet, Vadisi evet. muhabbeti var evet. Yani possibility şey. derken hayali üzerine konuşun demek Ha istiyorum tabii tabii. Şey. Yani ya, arkadaşlar Kurtlar Vadisi'nin çok net böyle bir 50 60 bölümlük pik yaptığı iyi de bir dizi olmaya yaklaştığı noktalar var. Yani seviyoruz, mimlerden dolayı da seviyoruz. Gerçekten iyi anları var. E, gerçekten yapılmamış, ya, yapılmamışı başardığı şeyler var. Ama yani kurtlar Vadisi totaline baktığın zaman yani e, tren kazasına dönüşüyor. Hani e, i̇şte tüm, trend tüm... kazasının <laughs> kısımlarını atıp böyle ilk ilk bölümlerin Illuminati falan da değil bile aslında. Biliyor musun aslında? E, değil değil. E, canım. Evet. Illuminati'yi ile toplayıp o e, Karahanlı Arkın'ın e, böyle güzel bir remake yapılsa bir şey diyeyim Türkiye'de geçmesine bile gerek yok. Yani dizi ya propaganda makinesine dönüştü bu çok acı bir şey yani hani bir, bir dizinin evet, başına gelebilecek evet, evet. en kötü şey. Yani böyle bildiğin AKP'nin double down ettiği dönemlerde çok iyi bir olabilecek bir dizi propaganda makinesi yaptılar. Bu yani evet. daha önce belki de bir iyi bir dizinin başına hiç gelmemiş. Bir kadar dünya üzerinde eşi benzeri olmayabilir ya. Belki Hindistan'da Çünkü falan oğlum, vardır bilmiyorum. E, benim bak gerçekten Türkiye'de yaşadığım yıl sayısı 25 falan yan, yanlış hatırlamıyorsam. 25 yıllık Türkiye ikametim dahilinde gördüğüm, duyduğum, tanık olduğum en garip şeyler top 3 listesinde bir yerlerde kesinlikle fosforlu kedi gözleri. E, <laughs> yolumuza ışık ya, adamın, adamın kendisini Mehdi e, sanması çok. bence daha garip ya abi onu geçiyorum hani o yıllardır Hollywood hikayesi falan yanandım kendini çok ciddi almaya başlayan Johnny defa değil ama Gezi döneminde Polat Alemdar'ı oynayan oyuncuyu çıksın bir şey söylesin diye kameraların önüne attılar ve adam dedi ki fosforlu kedi gözleri bir şey dedi <laughs> çok garip yani evet, Şimdi, ya, ülke infialde atmışamadı. falan yani böyle yerden yani millet Arnavut kaldırımı söküp Adamdan sonra konat alemdarlık beklemeleri çok garip. Gelmiş. Çok ona. garip bir andı ya. Abi böyle bir de gece çıkmıştı böyle bir yere. Işık tutuyorlar suratına falan böyle bir, 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 bir şey diyor ama ne diyor yani belli değil. Hiç kimse de anlamıyor. Yani Kendini çok zorlanıyor. Git, tabii işte niye niye gitti? Niye oradaydı? Yani Evet. Abi niye Sanki... oradaydı biliyor musun bence? Ee, bu pusu dönemi biraz bu Ergenekon davalarının konu olan ve orada belli suçlara e, ceza yiyen ya da işte içeride ölen falan böyle mitçiler bilmem neler. O dönem adı geçenlerin hepsi pusuya konu oldu. Benzer isimler. Yani o isimler <laughs> evet. konu oldukça ya aklandılar dizide ya e, tabii, tabii. böyle inanılmaz ezik gösterilip gömüldüler. Tabii. Yani herifler orada bayağı ciddi ciddi propaganda çevirdiği için şimdi şey gibi anlatılıyordu. Ha oğlum bu karakter bunu canlandırıyor. Artık isimler çünkü şey gibi olmuştu. At atıyorum Adamın adı Yeşil, dizideki Meşil tamam mı? Artık anlıyorsun direkt ya. Yani. Hani böyle bu bu mu deme şansın bile kalmadı. Öyle olunca aa o zaman tamam böyle yapıyorlar. Bu gerçektir gibi algılanıp çok ciddi bakılmaya başlandı. Tabii. Ya o yüzden de herif ağzından çıkan bir şey ciddi alırlar düşündü ama tabii dublajcı lazım. <laughs> Abi aynen. İlkin de çete onu yazmış. Bir de kendi sesiyle konuşmuş. <laughs> Çıktı adam gerçekten şey yaptı. Ee, e, 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 tabi esra ne dediği gözleri <laughs> falan yaptı. <laughs> Millet şey falan bekledi. Devlet büyüktür falan gibi bir şey bekledi yani. Çok Bak saçmaydı. Işte, Türk, bence ne lazım biliyor musun Türkiye şimdi Kurtlar Valisi'nin hatta 90 falan da değil ilk böyle 35-40 bölümü harbiden o mafya hesaplaşması mafyanın işte Türkiye'deki etkisi susurluk bilmem ne harbiden güzel bir süreçti. Bence Türkiye'nin şu anda ciddi yapılacak işte böyle Amerika'nın da zamanında yaptığı gibi işte CIA'nin undercover operasyonları, mafya polis ilişkisi bilmem ne bunları anlattılar ve rahatça anlatabiliyorlar. Ha bazen üstü kapalı anlatıyorlar bazen belki yeterince girmiyorlar ya da çok dramatikleştiriyorlar. Yani çok ciddi anlatmıyor olabilirler ama bizim de böyle bir şeye ihtiyacımız var işte 90'lar başı Jitem'in kurulması, mafya polis ilişkisi, mafya devlet ilişkisi böyle bir diziye ya da filme ihtiyacı var bence Türkiye'de. Ya Behzat Cumhurbaşkanı getirdiler Gömül, ama. gömülmeyecek, öldürülmeyecek biri lazım. <laughs> ya zor. E, yani. Zor, zor. Ya orada biraz da şeydi. Gezi Parkı döneminde neden bu heriflerin gelip de açıklama yapmasının sebebi bir şeydi. E, şöyle oldu bir dönem. Ya işte tam arkadaşlar polisi parktan çekin ve işte insan hani böyle şey yapalım. Hani masaya oturalım. Halkla. Ama halkla nasıl masaya oturabilirsin ki? Yani halkın temsilcilerini denediler. Erdoğan varmış. Biliyorsunuz olay anlatıldı. Bağırmıştı evet abi. O, aynen. E, bir neydi ya o oluşumun adı? İstanbul Konseyi diye isim vardı değil böyle bir şey ama buna, buna benzer şey bir şey. Buna şey diyorlar Bizi arkadaşlar. Parkı Konseyi miydi? Öyle bir şey. Öyle bir şey, bir şey kuruldu Tancan yani ama İstanbul sivillerden aynen, sivillerden aynen. oluşuyor. Yani ünlüler yok. STK, STK başkanları falan, falan bilmem neler var. E, yıllar sonra kim hatır, anlattı hatırlamıyorum. Bu olay ilk, ben bir sene önce falan öğrendim bunu. Birisi çıktı söyledi. E, Taksim Dayanışması. Taksim Dayanışması. Taksim Dayanışması. Bravo. Şey olmuş. E, bunları bir araya getiriyorlar falan. İşte Taksim Dayanışması şeylerini anlatıyor. E, taleplerini anlatıyor. Erdoğan birden bire aşırı derecede öfkeleniyor. Ve bağırıp çağırıyor. Hı -hı. Ve terk ediyor ortamı. E, ve şey diyorlar bununla ilgili. En son e, hani halk ile ilişkisi o noktaydı. Bir daha hiç böyle bir şey yaşanmadı gibi deniyor. Yani orada bir karar veriyor. O olaydan sonra bir karar veriyor. Bir daha da hiçbir şekilde böyle bir şey olmuyor. Daha sonra e, baktılar. Durum kötüye gidiyor yani. Abi işte o zaman şey yapalım. Tabi Sümeyye Erdoğan sakinleştirmeye çalışmış aynen. Hani yani şey yapalım. En azından hani halkın sevdiği ve böyle hani Erdoğan'ın da belki bağıramayacağı insanlarla bir konsey oluşturalım. Onlar konuşsunlar oluyor. Tabii ki o yemiyor yani. E, ünlü sonuçta bu insanlar ve hiçbir statüs kaybetmek istemiyor. Orada girdi Necati Şaşmaz hikayeye biraz ve Fosforlu Kedi Gözleri o tuhaf e, seçimin sınırının altına kalmış değil mi? 50 kişi varmış. 51'miş bu böyle. Öyle falan. ama <laughs> ama bak gerçekten öyle yani şey gibi bir mantık var tahminimce orada. Kime bağırmaz reis? E, abi Necati Şaşmaz'ı getirelim. Seviyor onu. Bağırmaz hani. Konuşabilirler falan gibi. Ve tutmuyor zaten. Ya bir de onların kültürel kapitalinden yararlanmak istedi. Çünkü hatırlıyorum bu arada Necati Şaşmaz'la beraber Ekmek Teknesi'nden Herodot Cevdet de gel gitmişti oraya. Tabii. Ee, tabii, tabii zaten. Hasa sonra has e, adamları oldu. E, yani bunlar böyle şey işte sevilen... <laughs> ya abi işte şeyi değiştirmeye çalışıyorlar ve başardılar. Aslında yani başardılar derken ben uzun vadede başardıklarını zannetmiyorum ama bir anda şey gibi bir ya ilk üç günde destekliyorduk ama ya ya şöyle oldu ya abi aslında yani e, ilk üç gün hakikaten herkes çok organik sinirliydi ya hani 7'den 77'ye. Hani hiç kimsenin yani politik görüşünün ne olduğunu önemi yoktu. Partizanlık meselesi değildi yani bir anda. Polis şiddeti çok fazlaydı artık yani ve insanlar çok sinirlendiler. Bir sürü şeye çok sinirliydiler zaten falan. Sonra ama işte sonrasında o narratif boşluğu birinin doldurması gerekiyordu. Oraları öyle kullanmak istedi ama günün sonunda bence Herodot, Cevdet ya da Polat Aleminler çıkıp konuştu diye değil. Abi e, Erdoğan yani öyle bir bir turneye çıktı ki o yaz hatırlıyor musunuz onu? Ha, evet. Her yerden konuşuyordu yani böyle şişe açma seremonisine kadar iniyordu artık yani gerçekten inanılmaz bir miting coşkusuna. Hatta evet, yani, miting. belki de yanlış hatırlamıyorsam abi ama bir yaz sonra da bu sesinin kısıldığı yani çok miting ha. yapmaktan dolayı sesinin... Seçim e, dönemiydi o. E, gerçekten o seçim döneminde. Ama sonra zaten evet abi sonra <laughs> kanka çok ilginçti. Abi bir Erdoğan ya. Çünkü... Erdoğan o ses olayını e, siyasal anlamda başarıya falan çevirdi. İnanılmaz bir olay o. Yani şey dediler. Ee, i̇nsan güçlerinin yani, doruklarındaydı ya o yıllarda. Güçlerinin doruklarındaydı şey falan dediler yani olaya. Helal olsun be buna rağmen. Yani inanılmaz hmm. lan bu inanılmaz bir şey. Bayağı bildiğin sen tutup da Mickey Mouse gibi konuşacaksın ve tüm toplum alkışlayacak seni. Yani bu bence acayip bir olay. Evet. Gerçekten bu arada Mickey Mouse'u gerçekten Donald Duck'a benziyordu sesi. Yani şeyde o klasik Donald Duck. Yani bir teşbih. Aa, teşbih. Mickey Mouse. Teşbih. Mickey Mouse. Orjinal ha, Mouse Doğru diyorsun. Sesi. <laughs> tabii tabii. Donald doğru gibi... diyorsun. Haklısın. Donald Duck. Şey, şey. falan gibi tabii. tabii. bir ses. Mickey Donald... <laughs> 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 Mouse bir şey. Mickey, Mickey Mouse. Hey, Aynen, doğru. Falan doğru. gibi Mickey biraz. Aynen. Oğlum bu arada geçen gün Mickey Mouse Kapalı Çarşı'da lokum, gül lokumu satmaya çalışıyor. Disney çizgi film bölümünü izledim. Eee O, çok ünlü, oldu oğlum. o çok ünlü oldu bir dönem. Sen onu nasıl izlemedin ya? Hiç, hiç izlememişim lan ben. Yani bir an yani gördüm çok tatlıydı. Bir bir Afiyet olsun teşekkürler falan. Evet evet aynen yeni, yeni bir, şey. bir şey o. YouTube'da falan da var o. Kapalı Çarşı'da şey satıyor. Yeni lan. Yeni, yani, bu sene mi yani Ama Yok. 5 senesi vardı. Bir... Evet ha. evet yani şey abi yeni, yeni dönem Mickey Mouse çizgi filmleri yapmışlar. Beşer altı er dakikalık. Ha. Ee, böyle dünyanın her yerine gidiyor Mickey Mouse. İşte Paris'te bir bölüm var. futbol oynuyor bir bölüm falan böyle. Hiç yani şey gibi bir şey yok. Hani Türkiye karakter yine biraz karakter değil değiller. Arap ama. İstanbul Arap. Biraz yok lan. Yani. Ee, Osmanlı dönemi bir, daha bir şey ama daha ziyade şey kanka yani. E, Kapalı çarşı gibi o vibe'ı vermeye çalışmışlar. Yani Güncel bir İstanbul' anlatmaya çalışmamış. Zaten şeyde de Paris bölümüne gidiyorsun. Orada işte çizgili kazaklı, bereli, baget yiyen Fransızlar falan var. Yani Ama şey. Evet bu arada bak onu diyecektim. Yiğit bence iyi dedi. Ben bunu Hollanda'da fark ettim. Mesela Amsterdam'ın merkezinde 3 gün kalıp dönersen Hollanda hakkında çok bir şey öğrenemeyebilirsin yani. Ya, Türkiye'nin o da öyle yani. Kapalı çarşı da öyle. Tabii. O orada tıkanırsan... E o kadar o kadarlık yeri görsün ki ben son Türkiye. yerine gittim kapalı çarşı tarafına öyle yani full turistik. <laughs> evet abi bir fikrin bir de, olmaz. Türkiye'yi sadece kapalı çarşı Sultanahmet etraf zanneden bir sürü insan var yani gidiyor oraya oralarda takılıyor 3 gün kalıyor sonra dönüyor yani mesela. Tabii. Ya, din, aslında. Ben başka bir şey soracağım. O e, hmm. yeni yeni nesil Mickey Mouse çizgi filmlerini neden yapıyorlar? Çünkü yani çocuklara çocuklar için yani sustainable bir şey değil ya tekli tekli yapıyorlar böyle genelde çünkü. Kültürel şey devam ettirmek için yani hani Mickey Mouse'u belirli yıllarda güncellemeliyiz şeyinden dolayı mı endişesinden dolayı mı? Ee, bence ondan da endişe, yani endişe değil. De öyle bir kaygı, evet, düşünceleri de vardır. Artı bir daha bir content ya işte bir yani. tane. ya yani eminim şey oluyordur çünkü abi yani Disney'nin kapısını çalıp abi ben yani müsaade edin biz çok güzel Mickey Mouse filmleri yapmak istiyoruz diye animasyon stüdyosu oluyordur yani. Evet. Bence Ama çok, çok, güzel... Mickey varmış lan bu arada Disney. Mickey çok var. Mickey'yi Mickey, Mickey bence şeyde çok güzel kullandılar lan. Kingdom Hearts'ta çok güzel kullandılar Mickey'yi. Yani bir dönem benim hayatıma soktular lan Mickey'yi. Onun üzerinden Mickey, Goofy, Donald'ı. Yani bir bence ben VR çok P çizgi romanlarını okurdum abi küçükken. Benim abi, oradan girmişlerdi Yavrum çizgi romanda ön, önüne giler ya da başka bir yerde yine bir şekilde izlersin. Bir filmde, Disney'in filmde sokarlar ama ben 20 yaşında, 19 yaşında 18 yaşında CRPG oynayan geek bir çocuktum. Mickey ile bir alakam yoktu yani. Bir oyun çıkartlar Final Fantasy ile crossover. Mickey Mouse var, Donald var. Bunlar parti elemanları. Birisi büyücü, birisi paladin falan. Hangi oyunu Ve... ya? Kingdom Hearts. Kingdom ya. Ha Kingdom Hearts diyorsun. Ha. Okay, tamam. Yani öyle bir soktular ki benim hayatıma. Çok relevant bir şey oldu. Mickey baya ana karakterlerden biri Kingdom Hearts'ta yani. Alpi hoş geldin. Ben çok takdir evet. etmiştim Disney'i orada ya. Çok yaratıcı buluyorum. Kingdom Hearts'ın ilk iki oyununu. Ve genel olarak Kingdom Hearts konseptinin üçüncü yöntemi. Biraz oynayacak. Nintendo yöntemi gibi sanki. Öyle. Hmm. <laughs> çok çok iyiydi. Yani sanki oyun dünyalarında böyle şeyler yok gibi artık. Hani bu tarz başarılı collablar bitti gibi sanki biraz. Ersler ee, oldu. kapet çizgi filme döndü işte tekrar falan. Yok şey gibi daha diyor. Mesela yakınlarına Mario ve Rabbids olmuştu. Burada Rabbids'in yani kültürel ha. bir değeri olmadığı için tabii ki. Ha, okay. Değil ama evet Mario ve Rabbids'de öyle bir durum var. Mesela bir... Yani Robin Zevrer'inin Mario karakterlerini soktular. Yani bu arada bunlar bu maskot karakterlerin çalışmalarının sebebi ne acaba çok ilginç. Yani çok random çünkü artık yani Mario, işte İcon Mickey Mouse, Bugs Bunny, evet abi. Bunların bunları hani karakter değerleri de yok aslında. Bunların sadece bir fi figürleri var, bir silüetleri var. Hani bir takım görsel imzaları var. bir markayı temsil şarkı. ediyorlar. Yani bir bir, <laughs> bir bir, estetiği temsil ediyorlar diye var yani. Ee, ama ya, evet. karakter, mesela Space Jam 2 çalışmadı mesela. Ya, Yo. Space he abi Space Jam 2 çalışmadı ama <laughs> Bugs Bunny Bugs Bunny ya yani sonuçta Bugs Bunny yi yine başka bir şeye koyarlar yarın öbür günde. Bir bak Bugs Bunny Formula 1 manager'a gelmiş mesela falan. Ya, Tabii tabii. Ama işte ne bileyim böyle ben <laughs> e, şey benim kafamda çok büyük bir şey açmıştı diye hatırlıyorum. Kingdom Hearts benim kafamda çok büyük bir ufuk açmıştı yani. Hani çünkü oğlum onu... ya. Ne? Tony Hawk oyunlarını izledim ya. özledim. Aa, bu ben Frame de Roger Rabbit sonrası ya biraz şey Space Jam. O dönem o filmler tutuyordu. Space Jam 2 pek bu dönemin filmi de olmadı yani. Evet, Çocukları sormak bilmiyorum. lazım. Abi. Space Jam Space Jam'le ilgili bence böyle yani Space yani. Jam filmi. Kanka bir de bence kötüydü ya. Ben geri Fx, dönüp izlesek çok kötü. utanırız. Ben izledim Çok utanırız. Ben geçen geçen ay izledim. ilk X Jam'ı ben geçen izledim. Çok kötü. Ya <laughs> bir de kötü canım. Bir Bilmari de kötü var, film de. Oğlum. Ee, o dönem işte şey animasyonla şeyin bir araya gelmesi acayip bir olaydı yani. Tabii tabii. Live ee... action'ın. Tabii, tabii yani belki böyle de farklı bir yöntem uygulamalı lazımdı LeBron de, James Jordan değil yani kimse kusura bakmasın Gü Günhan ya ee, birinci de Lola Bunny'nin sexualization'ı benim hatırladığım kadar fahiş mi abi Tabii tabii ama başından itibaren öyle yani o karakter öyle kanka ha. yani abi e, çok ya. gereksiz değil mi çocuk filmi için ya saldıya sallaya, ee... sallaya yürüyor beden, şöyle <laughs> abi ben size ilginç bir detay vereyim oradan ee, 90'larda e, Warner Bros bazı karakterlerini inanılmaz sexualize etmeye karar veriyor. Ve bunun üzerine işte şey gibi bir furya başlıyor. Ee, neydi onun adı? K Kızıl saçlı kadın. Ee, şey, yok o eski lan. Full Frame Roger Rabbit. O. Evet evet. O, evet. Şimdi o aynı, aynı dönemler. 90'lar işte kanka. Just Roger Rabbit, Rabbit. filmi. Ee, daha sonra hatta millet bu karakterleri yani seksüelize edilmiş Warner Bros. karakterlerini o kadar sikmek istiyor ki bir tane bunu böyle bir çizgi film karakterinin sikildiği bir film yapıyorlar. Warner'dan bağımsız. Cool World diye. Ben o filmi çok severim mesela. Cool World izlemiştim. Hatta böyle e, ne oluyor lan şu anda falan demiştim çocukluğumda ilk gördüğümde. Öyle bir furya vardı bir dönem. Ee, olacak, sonra... anime karakterini hala yapmıyorlar mı? Ama anime karakteri biraz yapısı, yap, anime karakterlerin yapısı öyle kanka biraz. Yani çünkü ha, bu Japonlar da çevirmiş sapık. Çıkar işte Ekmeği ekmeği tabii, yemek tabii istediler belki. Tabii. yeni bir fikir <laughs> olarak Batı'ya Batı'ya gelmiş bir 90'larda böyle. Arkadaşlar ee, animasyon karakterler neden cinselleştirilir değil ama buradaki sorun Space Jam çocuk filmi değil mi oğlum? Çocuk filmi evet. Bilmiyorum çocuk filmi sınırını PG 13'tür. Yani yani. Ee, öyle ya öyle kanka öyle. şeyini geçiyorum. Kaydını kuyduğunu geçiyorum. Tangence çocuklar için yapılmış bir film değil mi oğlum? Space Tamam işte yani, onun e, o sorunun o sorun cevabına geliyordum aslında şey. E, bu, bu, bazı karakterleri yapısı gereği e, sexualize ediyorlar. Lola Bunny de böyle bir karakter. Yani Lola Bunny'nin hiçbir zaman muhafazakar olduğu ya da çocuklar için çocuklara uygun bir şekilde davrandığı olmadı. Hep öyleydi başından beri. İşte çok ilginç bir karar bence. Bence bunlar abi bir noktada şey... E, ben şimdi geri dönüp bakınca bak bu 2000'ler başı CNBC dizileri seyahatinde de onu anladım. Özellikle Lost'ta. Lost hmm. e, şeyimde. Oraya bir de. geri dönelim zaten. Acı, i̇lginç bir konu. Kanka, e, Me Too, Amerikan senaristleri, senarist odalarını çok değiştirmiş. İyi ve iyi değiştirmiş arkadaşlar. Bir iki sene Tabii. sallandık, herkes birbirine bağırdı yani niye e, Zenci Elf oluyor diye ama günün sonunda bu iş her zaman istihdam işiydi ya. Yani daha çok e, farklı, yani beyaz, düz beyaz erkek e, e, çıksın yani. Onlardan başka birileri de girsin kreatif ekibe ya da kamera önü ekibe falan tarzıydı ya aslında bu kavganın adı. Abi oğlum yani bak bu Lola Bunny'nin sexualization'ın aynı kafa bu e, mesela Lost'ta bir Kate yazıyorlar bir Sawyer yazıyorlar diyorum ki siz erkeksiniz artık yeter yazmayın erkekliğiniz daha yani tamam daha da erkek olmayın artık hani okey tamam eyvallah e, çok erkeksin aşırı iyi erkekliğini yaptın e, teşekkürler erkek çok so gereksiz seksüalizasyonlar, çok gereksiz şeyler falan. Barış, hoş geldin. Sawyer'ı bir şey. sonra biraz böyle entelektüel erkek. Bir tane dandi kitap bulup okuyor. Gözlük yapıştı. <laughs> evet ya. <laughs> abi ama bir yerde şey oluyor ya. Lost'ta şeye çok gidiyor. E, hangisi haklı? Siz ne düşünüyorsunuz? Jack mi haklı? Sawyer mi haklı? Yoksa abi, evet. Locke mu haklı? <laughs> ne anlatacağını o kadar bilmiyor ki zaten. Bilmiyor. Evet. evet. İşte. Hiç evet, fikri yok. Oğlum yani, abi, bir sezon. Kapak kapak diye oyaladılar biz işte koca bir sezon. İkinci abi... sezon kapağın içini gördük. Sonra zaten. <gülüyor> bir <gülüyor> sezon ve hatırlıyor musunuz Lost'un bir sezon uhrevi loka inanılmaz yatırım yaptığı bir sezonu var. 4 4 5 mat bir tırlamet olarak da şey gibi oluyorsun böyle. Ha oh, siktir lan lok haklıymış falan oluyorsun yani. Sonra lok kimsenin sikinde olmuyor. <laughs> Bu abi. Bir şey ekleyebilir miyim Lost'a girerken? şey Seksüalize dedin ya şeyle Aha. ilgili animasyon. Şey geldi de şu an aklıma. Genel olarak Tunus'ta bu işi çok bilmiyorlar lan galiba. Bu Penelope diye bir tane kokarca vardı. Böyle kadınlara <laughs> koku sıkıp sarılıyordu falan. Tabii, şey, yani, evet. date bu da çok date... mantıklı değilmiş lan şimdi date... düşününce. Date rapeçi <laughs> evet. karakter var oğlum çocuk. Ama zaten çok bir sürü tuhaf tuhaf şey var ya oğlum. Neyse yani... öyle bir aklıma geldi de araya sokayım dedim konu kaçma. <laughs> Evet evet yok katılıyorum ya. Çok tuhaf olaylar var. Çok tuhaf karakterler var. Mesela şey diye bir bak bununla en iyi taş hakim geçiyor biliyor musunuz? Çok bilinen bir çizgi film değil ama ben CNBC'de izlerdim. Hasta gibi de izlerdim yani. Ay neydi? Siz söyleyin adını. Şey bütün Adventure Time. Yok yok. Bütün çizgi roman evrenlerinden bir takım bir çizgi film evrenlerinden bir takım karakterleri alıyorlar. Pikachu dahil isimlerini değiştiriyorlar ve bunları bir e biz gözetliyor gibi bir eve koyuyorlar. Reality show çizgi filmi. Ee, Aa, o, o bilmiyorum. şey var abi. Bu ne çok iyi fikirmiş lan. Çok iyi fikir <laughs> oğlum zaten. Yani. İnanılmaz bir tane Superman var mesela. Irkçı olduğu ortaya çıkıyor, homofobik olduğu ortaya çıkıyor, Ama işte gizli gay olduğu ortaya çıkıyor. Karakter arkları var hepsinin falan. Bir tane de şey var abi. E ee, bu Warner'ın bir tane böyle şey karakteri vardı. Boopy Boop muydu? Lupi Lup mu? Bir tane kadın siyah beyaz dönemden. Seksi Ha Betty Boop. Betty Boop. Boopy Boop ne? Betty Boop. Jimmy Jim. Evet abi bu Lupi e, Loopy Loop diye bir karakter var. Benzeri İşte şey self harm yapıyor. İntihar ediyor sürekli falan bilmem ne. Ya adı var. E, bu Dur ben bulayım. E, söylüyorum. Kuran çok sağlam. Çetli, fikri yok oğlum. Bu çok ilginç. Zelda, <laughs> Zelda var <laughs> abi. Zel abi yok hayır var bu. Zelda var bir tane. Allah Allah. Hangi sahne? Tabii, hayır, Kanka bulamazsan biz yapalım bunu. Yani öyle güzel. güzel. Söylüyorum şimdi. Hemen şeyi Cartoon. arayın ekseni arayın. kartun karakter. Ha drone, şey. drone together arkadaşlar drone together. Tabi drone together diye bir karakter. Ee, drone bu, together Siyan bak. Bici de var mıydı bu? Vardı yayınladılar bir dönem siyemizde. Comedy Central'ın çizgi filmi bu. Bak şimdi. Hmm. E, şu karakterleri alıp aynı evde reality show çekiyorlar. Ama karakterler yani korkunç. Bak mesela bir tane Superman Captain Leslie Hero diye bir karakter var. Şey diye. Sosyopatik, şamanistik, idiot, perverted, antiheroic, bisexual, nephrophilic, parody of Superman. E, okay. Şey var. Flash çizgi filmlerinden böyle e, bizim izlediğimiz internetin ilk döneminde tuhaf flash animasyonlar vardı ya. Öyle bir animasyonlardan gelen orijinal bir karakter var. SpongeBob ve Stimpy şeyi. Ee, çocuk karakter. Prenses Clara, Disney prensesi pastişi ve dini ve şey olarak inanılmaz muhafazakar, korkunç fikirleri var. ırkçı bu da. Homofobik. Foxi Love var abi. Ee, Hanna Barbera'nın ırkçı karakterleriyle her karakterleri göndermesi. Ee, şey var. Zandir diye bir karakter var. Ee, Cloud Strife ve Legend of Zelda'dan Link'in parodisi. Ee, işte Spank'i hem. Ling, Ling var. Pikachu. Sosyopatik Pikachu Spankham var çok falan iyiymiş. Oğlum bunu izleyin burada çok inanılmaz inanılmaz şeyler dönüyor burada. Evet abi bunda. izleyeceğim ya. Çok evet, iyi evet, oğlum. Evet. Bu izlenir korkunç çok ama, evet, ama çok sert arkadaşlar korkunç şeyler yapıyorlar yani. <laughs> ee, ben bunu niye anlattım size? Ee, bilmiyorum. Penelope abi. işte şeyi sıkıştırıyor dedim. Sen sonra böyle bir dizi var diye ona gir. Hoş geldin Lloyd. Böyle bir işte. Ha. Şey şey ya yani bu Sex. şey diyorduk ya kokarca Date rape'ci kokarca evet. o tarz kara, yani hı hı. böyle bir buradan yola çıkarak zaten bunu bunu bunun farkında olarak zaten böyle bir şey yaptılar ve anlıyorsun yani evet lan bunlar gerçekten de çocuklara şey yapılacak karakterler hiç değilmiş hiçbir zaman olmamış yani. İnanılmaz ırkçı çizgi filmleri var oğlum Disney'in. Unutuluyor bunlar. Peki ben bir şey yeri döneceğim gideceğim dostlarım. Peki Lost'u izledin ya bir tekrar şimdi. Zaten evet. Bob gibi de buldun ama hiç iyi bir şey hissettirmedim. İyi iyi bir şey kalmadı çünkü diziden. Ne var iyi? Yok abi şöyle çok aşağıda gömülü bir yerlerde bir ara iyi bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bir ara birinci sezonda bu ağırlıklı olarak abi ikinci sezonda biraz daha var. sonra da arka planda bir renk sos olarak devam ediyor sadece. Yüzüklerini fans diyecektim ya sineklerin tanrısı vibe koymaya çalışıyor ortaya. Bir parçada da işin içine. Yani biz tropik bir adaya düştük. Adada hiç kimse yok zannediyoruz ve işte 40 küsür kişiyiz. Medeniyet kurmamız lazım oluyor abi. Yani oraları mesela çok ilginç. Yani keşke dizi o dizi olsaymış biliyor musun? Ben en, en çok ona çok takıldım izlerken. Ya çünkü şeyden çok sıkılıyorsun artık bir noktadan sonra uzun uzun birbirine bakışıyorlar bu ne demek diye birbirlerine soruyorlar peki sen öyle diyorsun ama bence öyle olmamalı diyorlar neden öyle olmamalı çünkü ben inanıyorum sen inanmıyorsun yeterince hayır niye inanayım ben ama Adana'ya inanman lazım ben felçtim yürüdüm <gülüyor> 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 okay, şişt, adama falan falan. o dramaları hiç çekemiyorsun ama şey kısmı çok ilgincime gidiyor benim yani birincisi onda çok hoşuma gitti hatta yani abi lider belirlenmesi gerekiyor oldu Mesela hmm. evet olur çünkü. Anladın evet. mı? Eee sonra bir anda doktora doğru bir bakıldı. Çünkü doktora bakılıyor zaten. Hani çünkü devamlı şey oluyor yani hani başım ağrı, götüm çıktı. Hmm. Orada yaratık ısırdı. Ee, İl kapitan hoş geldin. Ama orada zaten Jack'in doktor olması çok önemli. Çünkü yani adadasın evet ve çok önemli bir skill doktorculuk Evet. Aynen öyle işte anladın mı? Şimdi doktor yani onduraları işledikleri yerler güzeldi abi. Eee şey, Jack'in yavaş yavaş bir noktada mesela hani şey falan konuş yani o ilginç bir bölüm kararı. Ee, Sawyer e, birinin ya yani Sawyer şey rolünü oluyor hemen toplumdaki. Hemen gidiyor abi uçağı yağmalıyor mesela birinci bölümde. Daha kim hani millet böyle götünü başını toplarken bu herif biz burada uzun kalacağız herhalde diye düşünüp abi kendine küçük böyle bir şey zula oluşturuyor hemen. İçkileri, sigaraları falan. <laughs> Cipriyor evet. pezevenk. Sonra takas yapıyordu galiba sonra takas yani. yapıyor onlarla aynen aynen o tam sezonun o sezonun sonuna oluyor. Oluyor, kadar tamam. sezonun sonuna kadar dizinin sonuna kadar giden bir mağdur diyor. Sawyer'dan bulalım falan gibi böyle bir olay oluyor. Sawyer'dan bulalım aynen aynen ya böyle aynen o, e, o ara bir ara şey oluyor e, bir kızın astım e, şeyini de zulaladığını varsayıyorlar bunun. Bu da ona böyle e, bad boy ya hani öyle oynuyor onu. Sonra şimdi şey sorunuyla ortaya çıkıyor anladın mı? Cemiyetin şeyi bozuldu abi. E, düzeni bozuldu. Astımını çalmış ötekinin. Şimdi Jack'e bakıyor herkes. Jack ne yapacaksın diye. Abi ya Jack de yanına kolluk kuvvetleri olarak Sayit Carah'ı alıp işkence ediyor abi. Evet Soylu. ama <laughs> o çok meşhur değil midir zaten? Bir, Adamın olayı o. Evet, yani evet. hiznemiz Sayit Carah hiza torturer. Aynen aynen. Adam da hasbaya kadar hakikaten şey uçakta to eski Irak e, Cumhuriyet muhafızlarından torturer abi varmış. Abi bak ama bu bu şimdi ilginç bir şey. Bak bu ilginç anladın mı hakikaten? Şey değil ilginç. Ee, acaba de nasıl kutup ayısı indi. Ya sonra şey alıyor zaten hani test yapmak için indirmişler. <gülüyor> 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 yani, okay. Yani denemişler yani, anladın mı? E, o tamam, saygılar. Ama bu o, o beni açmıyor yani. Bu açıyor ama. Yani çünkü şimdi bir sınır aşıldı. Hani keşke bunu inceleyen bir dizi olsaymış işte. Hurley yani mi biz ne yapıyordu kendime... o Amına Kodum'un dizisinde? Bir dönem sanki Hurley çok şey olmuştu, önemli bir karakter olmuştu gibi bir muhabbet vardı. Hurley sonunda Hurley... önemli oluyor işte. Yani. Hurley... Neden? Evet, adayı Hurley'e bırakıyorlar gibi oluyor da. Abi e şimdi... Gatekeeper de... gibi bir şey oluyor yani. Bu Aynen aslında. Gatekeeper oluyor. Hurley'nin için numaralarla bir ilişkisi var falan. Onu e kozmik önemini bir kenara bırakıyorum. Ama Onu hiç bu, anlatmıyorlar yani, ama. Orada... E yok Evet numaraları açıklamıyorlar abi. Numaraları e, numaralar öyle numaralar yani. adanın bir şeysi, adanın bir. Oradan kimse evangelin lili dışında bisik olamadı lan. Çok ilginç geliyor bana. Evet bu arada yani bütün kadro e, şey kariyerde sanki Los'ta bu. Diğer işte daha ilkel gördükleri insanlar var. Onları bir Others. göremiyorlar başta. Hı hı. Others. Others da ona Adırs gibi olmuyor da başta böyle bir daha tehlikeli bir tipler var gibi olur. Sonra bakıyor orada bir medeniyet var falan. Ya adısı, başta şey gibi yapıyorlar. O çok güzel. Yani böyle birileri var mı acaba ya da yok mu? Yani ne oluyor? işte neler oluyor falan bilmem ne gibi. Çok böyle ilk 3 sezon hatırladığım kadarıyla Adırs çok terörize ediyor orayı. Zaten böyle bilemiyorlardı tam olarak buna insan mı, yaratık mı, hayalet mi bilmiyorum da Adırs diyorlar sadece. Ee, sonra birden bir şey oluyor. Çingeneymiş bunlar meğerse. Hel Hele falan diye geziyorlar yani. Çok kötü Sonra da rolmüş. <laughs> evet, aslında evet. normal insanlarmış. Böyle tosta ekmek basıyorlarmış falan. Arz oluyor herhalde. Yani ya <laughs> meselesi kesinlikle. bu arada dizinin en büyük facialarından bir tanesi. Kesinlikle. Yani kesinlikle. O kesinlikle şey yapamadığı bir beti oynuyor. Karşılayamayacağı beti oynuyor orada. Adırızın altında ne var? Adır ama bir sürü şey e, Lost'un hikayesi var. E, Darma yani. Darmayla ilgili olan şeylerde karşılayabiliyor mu ki sanki? Darmayı öyle bir anlatlar ki şey yani sürekli videolarını buluyorlardı. Darma şunu yapıyor. Darma ne abi, yapıyor amına koyayım? Abi esasen ne yapıyor biliyor musun? Zaten sıkıntı şurada. Ee, bence Lost'un en büyük sıkıntısı bu. Verdiği cevapların hiçbiri tatmin edici değil. Çünkü cevaplarının yanında her zaman 6 tane ek soru sorma ihtiyacı hissediyor. Bu evet ama Darma hakikaten yani. Darma ne yapıyordu arkadaşlar Darma, hakikaten? Darma ne yapıyor biliyor musun abi adada? Elektromanyetik bir anomali var abi adanın üzerinde. Okay. Ada e yani kabaca abi bir tane bir fizik karakteri getiriyorlar fizikçi. Bir yerde Daniel Faraday hatırlarsınız. Des, evet Daniel Onun üzerine... <laughs> abi Daniel Faraday'ın çok sevdiğim bir mimi vardı. Çok gülüyordum her gördüğümde. Adam çimenlerin üzerine uzanmış böyle tell me your secrets grass falan diyordu. <gülüyor> <gülüyor> Pokemon çıkarıyor. Yani. Ya, ya, abi evet o bir yere böyle açıklamaya çalışıyor. Işık falan farklı dağılıyor. Zamanda falan farklı hareket ediyor ada. Bunu da fark ettikleri için Dharma İnişitif farklı zamanda buraya araştırmak için kuruluyor. Darman İnişitif'in getirdiği amelelerden bir tanesi olan Roger'ın oğlu o adada büyüyen ben bir noktada adadaki asıl yerleriyle şey yapıyor abi. Tanışıyor ve onlarla bir olup Dharma İnişitif'i öldürüyor. Sonra o, da Dharma in o da ünlü bir oyuncu zaten. O da ünlü bir oyuncuydu. Geçiyorlar. Batman'deki ben, ben Hı, savcı. savaş savcı Batman'deki. Hmm. Hayır, Kim lan? hayır. Pardon, ben şeyle karıştırdım. Adırsın başındaki. interest oynadın. Yok yok, şey vardı ya kanka. E, surat, gözleri e, sürmeli Richard vardı. Richard. Richard. Evet abi. Abi ölümsüz ha, ha. adam. Şeyi tamamen değil, unutmuşum lan. Evet oğlum, Michael Emerson vardı ben, ona koyayım dizide. de. Ben Linus ha, ben. Dinos daha iyisin. Ben Linus. Aynen. Hey bak. O şey işte, diyecektim. Ben şey, Linus inanılmaz delirmişti insanlar Ben Linus'a. Bu arada çok pardon, hemen kısa bir şey. Diyecektim. Benim de aklıma aynı şey geliyor. Bu e, şeydeki tancan bilir şimdi. Neydi bizim Severus'taki Lümen var ya Dharma gibi işte aynen bak Darma gibi hmm. var, Lumen'de. Doğru. E ee, yani dışarıdan biraz benziyor da Çok daha akıllı bir dizi tabii Severus'taki. Tabii <laughs> abi Benjamin Linus'un şey sahnesi olay olmuştu. Türkçe biliyor musunuz falan demişti Araplara. Ya bir yerde de git diye bağırıyordu şey Sawyer. Böyle Türkçe kelimeler vardı içinde. Merso şeymiş işte her diziye her dilden bir kelime ekleniyor, Her bölüme bir kelime ekleniyormuş. <laughs> Buffy'de evet de, de bir bölüm Willow e, şimdi kadim bir dilde büyü okuyacağım deyip... ...git buradan gözleri kapalı adam falan gibisinden evet bir ya. şey yapmış. <laughs> ya ben Disney Plus yüzünden bir Buffy'e düşmek istiyorum da... ...ilk sezonlarında çok tıkanıyorum ya 4-5 girişimim oldu... Yani bir de 25 bölüm var her sezonda bana koyayım. Üf, ne kadar fazla bölüm yapıyorlar bizde. Evet resen. abi ona da geri dönülmüyor. Ona da geri dönülmüyor. O 24 bölüm temposunda çünkü çok sünüyor. Sakız gibi çiğniyormuş hikayeler yani. Gerçekten. Ay yani. Bak, bak, bak şimdi mesela... Lost ha. Ha, bak Lost'u açıyorum abi bak unut yani ben karakteri de unutmuşum yani. Lok'u Lok, Lok falan bilinenleri konuştuk. Mr. Echo vardı. Mr. Echo. Mr. Echo. Vardı. Harcadılar. Michel Rod Michel Rodriguez. İnanılmaz oğlum Kadro da geniş bir yandan yani. <laughs> çok gelip gidiyor oğlum. Çok karakter gelip gidiyor. Böyle bir ara uğrayıp çıkanlar, bir sezon duranlar, e, böyle bir anda ad, işte kuyruk kısmında da insanlar varmış falan. Ha yeni evet, evet, bir yeni bir ekip çıkıyor, evet. ikinci ekip çıkıyor değil mi ortaya? Hay amına koyayım i̇kinci ya. İkinci ekip evet. çıkıyor ortaya. O ekipte bu arada e, e, bir tane adam hariç hepsi ölüyor sonra falan. Böyle <laughs> acayip acayip Evet, evet. Mister e, onlardan biri. Mister onlardan biri. On, onları i̇şte böyle bir konumda gidip... işte uçak varmış da uçağın içinde de eroin varmış da falan. Ay <laughs> tabii ya şeyi çok şey şeyi çok yaptılar var. bir ara. Şeyi çok yaptılar bir ara. Ee, bir sürü e, sezon boyunca şey konuşar sürekli. Ee, uçağın tail kısmını hiçbir zaman bulamadık. Hmm, uçağın kuyruk kısmını hmm. hiçbir zaman bulamadık bilmem ne. Kuyruk kısmı nereye düştü acaba? Kuyruk kısmı bence denize düştü Jack. Artık bu gelecek al saplantını bırak. <laughs> Ama ya benim arkadaşım kuyruk kısmında böyle salak salak muhabbetler vardı. Ya blos Lost muhabbetlerinizle oturup izleyeceğim ha. Kanka, bir ve e, bunu istemiyorum. Yani bir, bir... <gülüyor> <gülüyor> ben Lost yüzünden bir <laughs> sezonu bir, bir dönem okul uzattım amına koyayım. Abi zor ya zor bir deneyim. Yani ben de zorlandım ya izlerken elim sağ okta geçe geçe hani e, ne olmuş falan şeyden sonra artık hiç katlanılamıyor acı bu arada. Sen soktun hayatımıza Lost'u Atlan... tekrar. Üçüncü 3. sezonun sonunda adadan çıktıkları anlaşılıyor. Flash forward ...da geçiliyor. Ay hmm. hey, Flash Abi, Sideways burası, diye bir orası, şey vardı. Flash Sideways bokunun çıktığı yaracı zaten. En son sezon Flash Sideways... bir benli benli benli. falan. Naneciğim hoş geldin. Abi şey hatırlar mısın? Selam bir, Nane. bir dönem şey gibi oldu böyle. Bu e, ana kadar Lost... ...bir yazılar çıkıyordu böyle eskiden. Lost şu ana evet. kadar hiçbir dizini yapmadığı bir şey çıkıyor. Flash Ford'lar biliyoruz. Flashback'leri de biliyoruz. Peki ama Flash Sideways anasının ama Bok gibi bir şeydi Flash Sideways <laughs> ne alaka? Bir <gülüyor> anlamı mı <laughs> vardı? <gülüyor> Bir anlamı yoktu. Hiç anlamı Bayağı... yok. Hiçbir yerde bağlanmıyor Flash Sideways. Ölmeselerdi adaya Hiç gelmeselerdi şey acaba ne olurdu? Jack ve Kate evleniyor. Adaya gelmeselerdi mi? ne olurdu? Evet. Ne kadar saçma bir soru oğlum ya. Dizi olmuyormuş işte yani aldın mı? <laughs> da. Dizinin <gülüyor> daha <gülüyor> sıkıcı bir versiyonu o yaşanıyormuş abi. Ha, biz şey diye bekliyorduk ya onu. Alternatif bir evren. Orada bütün Flash Sideways'deki karakterler Flash e, Lost adasındaki karakterlerle şey olacak falan gibi. Sonu Sonu, ben sonunu izlediğim günü çok iyi hatırlıyorum oğlum. İzledikten sonra böyle içimde Phantom Pain'i oynadıktan sonra oluşan boşluk oluşmuştu. Böyle e ne oldu şimdi falan olmuştum yani? Ne oldu lan şimdi? Yani ne oldu? Neydi bu? Esin Parlak bir kapı açıldı ve <laughs> ne oldu? Yok. Yok Flash yani. Sideways meselesinden karıştırdılar aslında mesele. Yani onun haricinde ben şeyde eee e, Abi ben şeyde fiş çektiğimi çok net hatırlıyorum. Bu yani o, burada oraya gelemedim bile bu Lost dönüşümde. Ee, abi böyle düğün pastası gibi adının sırrını bilen insanlar listesinde benle başladık. Hani ben biliyordur. Sonra ben dedi ki yok yani evet. işte evet. Jacob Kimse bir dedi, biliyordur. Yani. Jacob'dan da geçildi ondan sonra bir yerde dedi ki Jacob da yani o kadar. Kalbi... Ses gitti ya. Yiğitcan. Tancan, ha, herkesin sesleri gitti lan. Niye öyle oldu? Bir dakika, beni duyuyorlar şu anda ama ben alamıyorum Discord'da seslerini. Neden gitmiş olabilir? Ee... Girip çıkayım. Konuşun bakayım. Yok gelmiyor. Allah Allah. Durup dururken olan şeye bak lan. Niye böyle oldu şimdi bu? Ha bir dakika konuşun abi. Ya, tamam. merhaba. Aa, ben Aa. yanlışlıkla bilgisayar sizin kısmışım arkadaşlar. Nasıl başardım bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir abi. Bir şey önemli değil. Jacob diyorduk o arada zaten. Evet Jacob'ın yani. annesi ben yaptım oldu dedi abi bir bölüm. Ee, işte anne be. Aynen. Dostum gerçekten ıı, şeyi oydu. Çünkü Hava Metin finalinde doğru da böyle hissettiğimi hatırlıyorum. Lost'un finalinde doğru da ya şu dizi bitse de artık gitsek yani çok net bir hissiyattı benim için. Yani hani tamam hani buraya kadar izlediğim için finale kadar devam edeceğim. Hani her hafta bir saat varım bu çileye. Ama artık bitse de gitsek. Mesela Game of Thrones'un finalinde öyle olmamıştı. Ben Game of Thrones'un finalinde çünkü hep beraber inanılmaz bir hırsla ağzını sıçıyorduk ya dizinin bütün internet. Evet. Herkes <laughs> Yani haftalarca yani ne kadar güzel bir eğlenceydi yani. Hepimiz böyle tek yürek olduk, tek bilek olduk. Game of Thrones'un ağzını sıçtık ya yani böyle. Evet, yani. ettik yani. Ağzını doldurduk. Starbucks kupası unutmuşlar. Dani onu nasıl orada unutmuşlar. <laughs> <laughs> çok iyiydi. Yani mesela orada ben çok keyif almıştım o Game of Thrones'un son sezonunda yani. <gülüyor> evet, <gülüyor> ben program olabilir. daha yakın. Toplarıp toplarıp gömüyorduk. <laughs> Birlik olmuştum. ben tam olarak ben tam olarak Lost'tan istifa ettiğim bölümü biliyorum. Chat'te de Veznon yazdı şimdi. E ee, constant bölümü ilk Lost'tu yani en iyi bölüm falan. Yani böyle Lost orada hakikaten şey oldu. siktir. Ne oluyor Dest. şu anda? Şu constant. cama mesajı yazdığı bölüm müydü şey? Yok. Yok. Daniel Faraday'li bölüm, ya ha, Faraday Constant ya Desmond'la bölüm müydü Constant? Ha, okey. Faraday'li bölüm mü? Desmond mu Faraday mi? Desmond, Desmond. Ha, Desmond, Desmond, Desmond. Desmond, ha, Desmond. Şey Emin değilim. Emin değilim. Ya, ben atladım bu bölümü çünkü geçen günü şimdi. Neyse yani şey gibi fizik, evet. fizikle ilgili bir bölüm daha abi. Fizikle ilgili bir bölüm. Tamam bu yani gemide böyle... işte konuşuyor sonra not yazıyor cama dayıyor değil mi işte? Oydur. Aynen o. Abi. Işte, şey abi. Dezmutluymuş. Dezmutluymuş tamam. E, Constant bölümünde ben şey olmuştum. Oğlum, hakikaten yani inanılmaz kino bir şey izliyoruz galiba. Fizik müzik bilmem ne. Bu hayatta bir Constant'ın olacak falan bilmem ne derken Constant bölümünden sonraki Gelen bütün bölümler e, aktif olarak daha kötüydü düştükçe düştü düştükçe düştü zaten bundan sonra ben orada istifa ettim tamam constant'tan daha iyi bölüm gelmeyecek falan oldum yani. Yani nitekim de zaten evet. Bence evet. o constant ölmeden önceki son istisna falan da olabilir abi daha ziyade. Evet. Bununla birlikte HNGK'nın e, bu bölümünü de kapatıyoruz sevgili dostlar. Valla dolu dolu bir bölüm oldu. Tancan keşke her hafta gelsen amına koyayım yani. Vallahi işte İyi ya, yardım, ayarlarsem gelirim ya çok. Son. Bugün hususi izledim sabahtan yarının e, Star ve Harley coin'ini rahat rahat geldim. <laughs> İnşallah Ayalarım diğer benim. haftalarda gelirsin. Ee, İnşallah. sevgili Ayarladım dostlar. her hafta gelirim. Eyvallah. Beğenen, izleyen, like atan, çıkarken likelara atmayanlar atsın. Katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Yarın ben e, bu hafta sonu açamadım yayın. Yarın solo yayın açacağım. Yarın sizlerle hep beraber bol bol oyun da oynarız. Muhabbet de ederiz. Uzun yayın olur. E, hepinizi öpüyorum. Kendinize dikkat ediyorsunuz. E, küçükleri gözlerinden, büyükleri ellerinden. Kendinize dikkat ediyorsunuz. İyi hafta içleri diyorum efendim. E, i̇yi geceler Türkiye.